Değerli izleyicilerim sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyor hayırlı akşamlar diliyoruz. İslam tarihi sohbetlerinde bugün değerli kardeşim, arkadaşım Doçen Doktor Mahmut Kelpetin ile birlikte Hazreti Ömer'in şehadetini ve Hazreti Osman dönemini konuşacağız. Daha önce Hazreti Ömer dönemi gelişmelerini etraflıca ele aldığımızı düşünüyorum. mutlaka eksik kalan konular olmuştur ama Hazreti Osman, Hazreti Ömer dönemi hakkında bir çerçeve oluşturacak bilgileri sunmaya çalıştık. Tartışmaya, konuşmaya, ele almaya çalıştık. Hazreti Ömer, İslam tarihinde, İslam medeniyetinde hakikaten birçok özelliğiyle hem İslam medeniyetine katkılarıyla hem ahlakıyla hem adalet konusundaki hassasiyetiyle örnek olmuş. Sonraları üzerinde konuşulmuş bir halife. Abdullah bin Mesud onun dönemini anlatırken, onu anlatırken, Ömer'in Müslüman olması bir fetih, hicreti zafer ve onun hilafeti rahmet idi diyor. Onun özelliğini, onun birçok farklı yönünü vurgulamak açısından, Hazreti Ömer bütün başarılarına, İslam medeniyetine katkılarına rağmen bir suikastle vefat etti, şehit oldu bir mecusi mükatep kölenin e, sabah namazın sırasında namaz kıldırmaya hazırlık yaparken suikast düzenlemesi neticesinde yaralandı ve birkaç gün sonra da vefat etti. Hazreti Ömer'in vefatı sürecini daha önce kısaca konuşmuştuk. Programımızın bu bölümünde biraz daha ayrıntılı bir şekilde, meselen arka planını da ele alarak konuşmaya çalışacağız. Sonrasında da Üçüncü Halife Hazreti Osman dönemini ele alacağız. Hocam e, Hazreti Osman <laughs> Hazreti Osman dönemine gelmeden Hazreti Ömer'in şehadeti konusu üzerinde e, duruyorduk daha önceki programımızda. E, programın sonuna doğru Evet hadiseyi özetleyerek hı hı. geçmiş olduk. Mecusi Mukatep Köle Ebu Uluve Firuz, Firuz en, el Mecusi en, bazı enniha en vendi ya da en bazı en Kaynaklarda Hristiyan olduğu söylense de ilk kaynaklarda mecusi olduğu evet. vurgusu çok açık. Ee, İran coğrafyasından getirilmiş olan bir köle. Mükatep köleyi bu arada belki açıklamak gerekir. Mughire bin Şube'nin e, anlaşmalı kölesi. Evet. Mükatebe kölesi. Sözleşme aslında. Belli bir ücret ödeyerek e, o ücreti tamamladıktan sonra da azat edilecek. Yani bir e, bedeli vardı. Esasında asıl tartışmada zaten bunun üzerine çıkmış olacak. Azatlık e, bedelini ödemek <laughs> suretiyle evet. anlaşma yapmış. Evet. Efendisiyle, efendisiyle köle arasındaki efendisiyle anlaşma. Efendisiyle köle arasında özel olarak çalışıyor. Hı. Kazandığı e, ücretin ve paranın bir kısmını efendisine veriyor ve böylece özgürlüğünü kazanmış olacak. Bu süreçte Hazreti Ömer'le bir görüşmesinden bahsediliyor. Hadise 23 yılının Zilhicce ayında, Zilhicce ayının sonlarına doğru gerçekleşiyor. Çünkü Hazreti Ömer hacca gitmiş. Evet. Hac dönüşü geldi. Ee, Ebu Lule kendisine müracaat etti. Mükatebe bedelinin yüksek olduğunu. Yani efendisini bir noktada şikayet etmiş oldu. Evet. Benden aldığı ücret yüksek. Bunun düşürülmesini istiyorum, talebinde bulundu. Ee, şimdi tabii e, olayı e, isterseniz şöyle kısaca yine bir toparlayalım. E, esasında bizim önceki programlarda Hazreti Ömer'le ilgili söylediğimiz şeyin somut örneğini biz e, bir köleyle e, halife arasındaki görüşmede de gör, ger, e, görmüş oluyoruz. Bu açıdan da esasında Hazreti Ömer döneminin yani sonuç açısından da bizim alacağımız derslerden birisi bu. Şunu kastediyorum hocam. Yani biz Hazreti Ömer'in yönetim modelini tarif ederken Hazreti Ömer'i niye yaptıklarıyla, ettikleriyle niye önemlidir, niye kıymetlidir sorusunu sorduğumuzda ve cevabını aradığımızda şuna vurgu yapmıştık. Yani Hazreti Ömer köle de olsa, efendi de olsa, kadın da olsa, çocuk da olsa mutlaka iletişime geçer. İletişim kanalları çok açıktır ve olup biten her şeyden haberdar olmak ister. Şimdi burada da esasında baktığımızda yani dışarıdan bakıldığında bir e, problem yok gibi gözüküyor. Problem şu esasında, Mugire bin Şubi Hazreti Ömer'e mektup yazıyor, kölesinin, e, kendisini şikayet edecek kölesinin Medine'ye girmesi için halifeden izin istemiş oluyor. Bildiğiniz üzere daha önceki programlarımızda konuşmuştuk, Hazreti Ömer e, yetişkinliğe ulaşmış olan kölelerin Medine'ye girmesine e, bu anlamda izin vermiyordu. Yani izne bağlıydı girişleri. Şimdi e, burada tabii ha, yine Hazreti Ömer'in e, izni ve izni veren Hazreti Ömer, onunla görüşen Hazreti Ömer, onu dinleyen yine Hazreti Ömer talebini e, dinliyor ve e, soruyor ne iş yapıyorsun? Yani evet efendinle bir anlaşmam var ama ne iş yapıyorsun? Mesleklerin nelerdir dediğinde o da sayıyor. işte ben demir işiyle uğraşıyorum, farklı meslek gruplarında birkaç meslek grubunu zikretmiş oluyor. Bu meslek gruplarında bir tecrübem var deyince, diyor ki, efendinin senden almış olduğu ücret bu yaptığın işlerle mukayese edildiğinde gayet makul. E, tabii anlıyoruz ki Ebu Lüle e, halife ile görüşmesinden, ya ücretinin belki de çok düşük bir rakama düşürülmesini veya bu sorunu dikkate alıp belki de azat edilmeyi bekliyordu. Ve Hazreti Ömer'in görünürde yani o daha önce konuşulan rakam aylık 100 veya 120 dirhem o rakamı halifenin de onaylamasıyla beraber Ebu Lülay'nin bu kararı beğenmediğini ve bundan sonra da işte bizim tarihe geçecek olan Hazreti Ömer'in şehit edilme sürecinin de bir başlangıç noktası olacak. Yani Hazreti Ömer yönetiminde almış olduğu bir karar, yani sonrasında yaşanacak olan Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerindeki şehit edilmelerden farklı olarak, yani bir grubun veya bir düşünce yapısının oluşturduğu bir tepki olarak şehit edilmiyor. Yani burada belki de Hazreti Ömer şunu yapmayabilirdi. E, tabii tarih böyle varsayım üzerine okunmaz ama normalde e, var olan sistem içerisinde halife bununla görüşmeyebilirdi. Basit bir durum. E, Mugire bin Şube'nin bulunduğu yerde bu problemi halletmesini bekleyebilirdi. Ama Hazreti Ömer için e, öteden beri hep tarif ettiğimiz, yani ümmeti içerisindeki her bir ferdin derdiyle dertlenen, onların sıkıntılarını anlamaya çalışan, anladıktan sonra çözüm noktasında gayret göstermeye çalışan bir halife profilini çizmişti. Buradaki olayı da esasında böyle okursak, esasında Hazreti Ömer olayını da, Hazreti Ömer'in yönetim anlayışını da doğru anlamış oluruz diye düşünüyorum hocam. Şimdi burada şöyle bir problem var, kuşkuları beraberinde getiren. Ebu Luluh'e, Halifeden normal bir talepte bulunuyor. Herhangi bir insanın talebi. Evet. Bunu halifeye sunuyor. O zaman halifenin elbette korumaları yoktu. Herhangi bir insan istediği Rahatladım. zaman rahatlıkla mescitte ya da çarşıda pazarda halifeyle görüşebilirdi. Halifeye gidiyor, talebini iletiyor. Halife de bu talebi değerlendirerek müsbet veya menfi bir cevap verecek. Kendisi için belirlenen mükatebe bedelinin azat olması için belirlenen bedelin uygun olduğunu düşünüyor ve bunu ifade ediyor. Ve muhatabına da tarif ediyor, açıklıyor, bunu niye da uygun da olduğunu da söylüyor. söylüyor. Tabii o e, mükatebe bedeliyle ilgili kaynaklarda <laughs> bazı farklılıklar var. E, kimi rivayetlerde bir buçuk dilhem gibi bir miktarın belirlendiğinden bahsediliyor. O gün takriben vasıfsız bir işçinin, 1 bölü 3 dirhem kadar hı hı. bir ücret kazanabildiğini hesap edersek vasıfsız bir işçiden farklı. Ama bu usta evet. hem marangozluk yapıyor hem demircilik, demircilik yapıyor, yapıyor hem işte değirmen evet. yapıyor bir zanaatkar tarafı var. Haliyle daha yüksek miktarda bir para kazanıyor. Hazreti Ömer böyle bir karar veriyor ve kararını kendisine bildiriyor. Kararını kendisine bildirdikten sonra normal şartlarda böyle bir hadise bir halifeye karşı suikast, e, yapma noktasına götürmemeli insanı çünkü e, bu, bu bu çok e, büyük, büyük bir zulüm, bir haksızlık. Öncesine büyük dayalı bir, tepki, bir problem değil. Yani değil. öncesinde bir mesela bulunduğu yerde başka bir problem yaşanmış olabilir, buradan halifeyi sorumlu kılmış olabilir. Bu tamamen orada yapılan bir görüşme ve halifenin de esasında onu dinlemesi ve ikna etmesi de e, söz konusu. Şimdi bu görüşmeden sonra. Ebu Lulü'nün e, suikaste karar vermesi ve mescide gelip mescitte bu suikasti e, yapmasına sebep olacak rivayetlerde bize e, yol gösterecek bir takım noktalar var. Bunlardan bir tanesi bir bakıma böyle bir insan e, cinnet halinde de yapmış evet. olabilir elbette. Bu imkansız değil. Çok sinirlenmiştir o anda. E, gözü kararmıştır sonunun kendisi için kötü olacağını hesap etmeden, böyle bir değerlendirme yapmadan gidip bir suikast yapmış olabilir. Fakat rivayetlerde bir iki nokta daha var ki bu işin arkasında başka işlerin de olabileceğini ihsas ettiriyor. Mesela Ebu suikasten önce Medine'de gördüğü bazı Sasani ülkesinden getirilen, kölelerin, çocukların ciğerini yaktığını ifade ettiği söylenir. Bir bakıma bunu e, Hazreti Ömer'in Sa Sasani Devleti'ni yıkması ve e, akabinde orada meydana gelen durma karşı bir tepki ve bir düşmanlık olarak içinde işlemiş olabilir. Böyle bir boyutu var. Diğer taraftan Ebu Lulü'ye'nin suikastten bir gün önce bir görüşme yaptığından bahsedilir. Hür Hürmüzan'dan. Bu e, görüşme yaptığı kişilerden birisi Hürmüzan, birisi de Cüfeine, Cüfeine isimli Hristiyan bir muallim. Evet. Öğretmen olarak Medine'ye getirilmiş, görevlendirilmiş birisi. Bunlarla bir görüşmesinden bahsediliyor. Bazı rivayetlerde Abdurrahman bin Avf tarafından bu görüşmeye ilişkin bilgi Hazreti Ömer'in oğlu Ubeydullah'a verildiği ifade ediliyor. Evet. Bazı rivayetlerde Abdurrahman bin Ebi Bekir tarafından muhtemelen Buradaki e, görüşmeye ilişkin bilgi veren kişi Abdurrahman Abdü bin Ebi, Bekir. Ebi Evet. Onun olması lazım. E, görüşme sırasında ellerinden bir bıçağın düştüğünü e, gördüğünü söylüyor. Gördüğü bıçak ile ortasında kabzası iki ucunda keskin e, bıçak kısımları olan bir bıçaktan bahsediyor. Bu bıçağın ellerin Bıçağı, suikast bıçağına benzer bir su, bıçağın el, ellerinden düştüğünü ve tedirgin olduklarını söylüyor. Tabii bu bilgi, hukuki bir dava görülmüş olsaydı, tek başına muhtemelen bir yargıcın karar vermesi için yeterli olmazdı. Evet. Ama e, önemli bir delildir. Bunun üzerine gidilirdi ve bir e, neticeye bağlanırdı. Ubeydullah bin Ömer, <laughs> Hazreti Ömer'in babasının, suikastinde bu kişilerin parmağı olacağı varsayımıyla gidip bu iki kişiye karşı suikast düzenliyor. Evet. Bunları öldürüyor. Böyle bir hadise de evet, meydana evet, geliyor evet, evet. olayla birlikte. Şimdi bu bize işin arka planında bir takım hesapların olabileceğini ihsas ettiriyor. İşin bu tarafı var. Batılı bazı araştırmacıların da Hazreti Osman, Hazreti Ömer'e yönelik suikastin onun atiyelerle ilgili bir takım görüşleri sebebiyle içten beslenmiş olabileceğini, içten e, yönlendirme olabileceğini yani Müslümanların içinden olabileceğini iddia ediyorlar. Fakat bunun bu iddianın temeli olabilecek bir bilgiye rastlamıyoruz. Evet. Hazreti Ömer suikasten sonra Abdullah bin Abbas'a bir araştırma yaptırıyor. Elbette suikastin e, suikastın kimin tarafından ve kim ki ...hangi kişilerin iş birliği, muhtemel işbirliğiyle yapıldı yapıldığı o gün içinde konuşulmuştur. Fakat böyle bir bilgiye ulaşılamıyor. E, bu bakımdan bu noktadaki iddialar biraz e, çok e, iyi niyetli yorumlar değil. Daha çok spekülasyon Kom komple tarzı. Komple teorisine benziyor. Tabi hocam burada şimdi e, söz konusu olan Hazreti Ömer olunca e, insanın hemen aklına şey geliyor. Yani bu kadar muazzam bir yapı inşa eden her bir detayı düşünen Hazreti Ömer... ...esasında baktığınızda... ...bunu nasıl öngöremez? Yani burada bir... ...bu anlamda... ...öngörüşmeler varsa veya başka... ...problemler varsa bunu nasıl öngöremez? Atiye meselesi ve diğer meseleler... ...yani tabii bunların... ...her biri bir sebep olabilir ama... ...şimdi baktığımızda esasında... ...yani şu noktayı kaçırmamak lazım... ...yani Hazreti Ömer'in şehadeti meselesinde... ...Hazreti Ömer'in şehadeti de aslında... ...tıpkı Hazreti Ömer'in arzu ettiği şekliyle... ...oldu desek yeridir. Yani... ...şimdi çünkü diyoruz ya şu hesabı yani şöyle olmalıydı böyle olmalıydı ince hesaplar peşinde koşan kişilerle görüşmelerinde kişilerle işlemlerinde böyle bir halife değildi. Yani dolayısıyla insanların gizli noktalarını araştıran bir şeyden şüphe eden onun yerine olup biten her şeyi ortalıkta konuşan, sahabeyle istişare eden, bir problem varsa problemden kaçınmayan bir halifeydi bu Biraz ben açıkçası burada tabi Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde ayrıca konuşacağız ama yani Hazreti Ebu Bekir'den farklı olarak Hazreti Ömer'in şehadetini ben biraz daha durduğum yer olarak yani basit bir tepki yani biraz da meseleyi şöyle anlamlandırıyorum. Anladığım kadarıyla zihninde Ebu bu tabi bir kaynaktan edindiğim bir tecrübe değil. Oradaki bilgileri okuduğumda ve Hazreti Ömer dönemindeki yönetim anlayışını ve insanların Hazreti Ömer'e yerli veya yabancı yani Müslüman veya gayrimüslim insanların Hazreti Ömer'e bakış açısını ortaya koyması açısından yani bu tecrübeyi sadece paylaşmış oluyorum. Şimdi şunu herhalde hayal etti. Efendisi ile ilgili bir şikayeti var ve muhtemelen sağda solda da bu şöyle denilmiş oldu. Yani bulunduğu yerde bu problemi çözebilirdi. Yani çözülmeyecek bir mesele değil. Çok uç noktalarda şunu da denebilir. Yani işte Ebu Lule, işte Sasani, işte Şia'nın Hazreti Ömer'e karşı bir ön yargısı vardı ve bir suikast düzenlenmişti. Bunlar çok uçta çok varsayım veya bir komple teorisine dönüşebilirdi. Ama anlıyoruz ki Ebu Lüle Medine'ye geldiği zaman bir beklentiyle geldi. Yani o kadar yolu o kadar mesafeyi yoksa e, siz e, şey üzerinden hesabı yaptınız hocam yani vasıfsız bir işçinin e, ödeyeceği rakam ortada kaldı ki Hazreti Ömer'in ortaya koymuş olduğu düzende, ortaya koymaya çalıştığı sistemde e, vatandaşı toplumsal tabakadaki herkesi mi mutlu eden, mutlu etmeye çalışan mutlaka aksaklıklar olabilir. E, böyle böylesine e, bir hassasiyetin olduğu bir yerde e, istediği cevabı alamamanın getirdiği o kızgınlık ee, belki de bir yaralama da olabilir. Yani doğrudan doğruya belki bir cana kastetmenin de ötesinde bir ders verme. Yani bu kızgınlıkla beraber bugün de görüyoruz bunu. Yani e, işte hiç beklemediğiniz bir şeyde oradaki belki de istediği cevabı alamamanın veya işte başka problemlerin de e, arka planındaki o beklentiyle beraber e, istemediği neticelere de döndürdüğünü biliyoruz ki kaldı ki e, Hazreti Ömeri yaraladıktan hemen sonra da e, ö, yani kendisine yönelik bir tepkinin olacağını fark ederek de kendini öldürdüğünü görüyoruz. Yani bu da esasında e, yani öncesinde aslında belki de planlamadığı e, anlık olarak bir e, hani bir fedai gibi değil de yani en azından benim okumam böyle bilmiyorum siz katılır mısınız? Biraz hani durduğum noktanın bu bu açıdan yani bu bu konuda biraz daha böyle farklı olduğunu özellikle işaret etmem gerekir. Ferdi bir e, karar ve bir de evet olarak mutlaka gördüm. öncesinde yani orada şeyleri görüşmüştür evet Hürmüzan ama bir tabii onu konuşacağız ama yani malumunuz Hürmüzan Müslüman oldu artık yani evet. Evet geçmişinde Sasaniler vardı, bilmiyorum şimdi zihnimi yokluyorum. Mesela Müslüman Fatihlerin bölgeye gittiklerinde özellikle Sasani bölgesine gittiğinde bölgede ister istemez idareciler ellerindeki imkanları kaybetmiş oluyorlar ama orada mesela Müslüman Fatihlere ve valilere yönelik bu tür suikastlerin varlığı konusunda mesela hemen aklıma bir örnek gelmiyor. Yani pek alışık olmadığımız esasında bir durum. Dolayısıyla bunu biraz öncesinde planlanmış bir suikast fikri yerine ferdi olarak belki de o hayal kırıklığıyla biraz önce işaret ettiğim o hayal kırıklığının getirdiği bir sonuç olarak anladığımı en azından ifade etmeliyim. Neticede mescide gidiyor. Hatta bu suikasten bir gün önce Hazreti, Ömer'le bazı rivayetlerde bu görüşmelerin birkaç gün sürdüğünü evet. anlıyoruz. Hazreti Ömer'le ikinci bir görüşmesinden bahsediliyor. Hazreti Ömer pazarda gezerken evet. Hazreti Ali ile birlikte e, Ebu Lule ile karşılaşıyor. Ve kendisine değirmen yaptığını e, söylediğini hatırlatarak benim için de bir değirmen yapar, yapar mısın misin? diyor. Evet. O da senin için çok iyi Zirtti, bir değirmen değil düşünüyorum, kıyamete kadar konuşulacak tarzında bir cevap veriyor. Hazreti Ömer, onun bu ifadelerini bir e, tehdit olarak algılıyor ve yanında bulunan Hazreti Ali'ye dönerek gördün mü beni tehdit ediyor? E, diyor. Hazreti Ali de ben de böyle anladım. Diyor. Yani evet. ifadelerinde bir ima vardı. E, diyor. Daha sonra da bu suikastı gerçekleştiriyor. Sabah namazı sırasında evet. e, cemaatin arasına karışarak e, iki ucunda keskin bıçağı olan bir hançer ile e, Hazreti Ömer'e saldırıyor. Üç e, yara aldığı ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi ölümcül. Evet. E, doktor çağırıyorlar. Doktor süt içiriyor kendisine. İçtiği süt yaradan çıkınca vasiyetini yapmasını söylüyor. Bunun ölümcül olduğu evet. o gün için belki bugün çok basit bir evet. operasyonla tedavi edilebilecek bir yaralanma o dönemde ölümcül bir yara olarak karşımıza çıkıyor. Hazreti Ömeri yaraladıktan sonra Ebu Lulüel'in başkalarına da saldırdığını kaçabilmek için kaçma refleksiyle ifade ediliyor. Rakamlar rakamlarda biraz abartı evet, var, evet. öldürülen insanların sayısı konusunda. Ama e, bir iki kişiye daha saldırdığı evet. anlaşılıyor. Daha sonra da kurtulamayacağını anlayınca, anlayınca bıçağı yere saplayarak diğerin diğer ucunun üzerine atlayıp intihar, intihar etmiş oluyor. Dolayısıyla sorgulanamıyor. Bu işin arka planında ne var ne yok. var ne yoktu bu bilinemiyor. Sorgulanması muhtemel olan Ebu e, Ebu Lule ile ilişkisi olduğu iddia edilen Hürmüzan ve Cüfe ile öldürülmesi de işi başka açıdan evet. kapatıyor ve biraz önce işaret ettiğiniz farklı yorumlara yol açıyor. Sebep olan bir e, durumu meydana e, durumla karşılaşıyoruz. Tabi hocam şimdi yani Hazreti Ömer herhangi bir figür değil. Bir devlet başkanının bu kadar muazzam bir yapı inşa etmiş olan bir başkanın bir görevinden kaynaklı bir zaaf gibi gözüken bir husussa karşı karşıya kalınması her dönem için sorgulanacak bir durum. Ama işaret ettik tekrar belki hatırlatmakta fayda var. Yani Hazreti Ömer buna ihtiyaç duymuyor. Yani sağında bir koruma ordusu, solunda bir koruma ordusu. Bunu Peygamber Efendimiz zamanında da görüyoruz. Yani ee, koruma ilk defa Muaviye döneminde evet, evet. resmi evet, evet. olarak. Evet. Yani artık edinilmeye başlanıyor. Yani çünkü mescit merkezdi. halim yani Medine'ye insanlar bir tanıyan veya tanımayan herhangi bir şekilde şehre geldiğinde, mescide geldiğinde halife ile görüşür, sorununu anlatır. halife oradaysa, biliyorsa sorunu çözer. Kaldı ki en sıkıntılı zamanlarda bile biz özellikle kıtlık zamanını anlatırken Hazreti Ömer'in zaman zaman mescide giderek akşam namazından sonra özellikle insanları dinlemeye çalıştığını, onları anlamaya çalıştığını, şehirde dolaştığını biliyoruz. orada tabii daha tepkili olacak insanlar varken bile Hazreti Ömer'in insanların içerisinden uzak durmadığını, yani halktan kendisini koparmadığını görüyoruz. Dolayısıyla meseleyi böyle anlamak herhalde daha isabetli olur diye düşünüyorum. Hazreti Ömer yaralandıktan sonra evine götürüldü. Bir inceleme yaptırdı. Kendisine suikast düzenleyen kişinin bir Müslüman değil, bir mecusi olduğu ifade edilince bunun için şükretti. Bir evet. Müslüman tarafından öyle bir durumla karşılaşmanın kendisini daha çok üzeceğini ifade ederek şükretti ve bundan sonra bu yaralanma döneminde hem vasiyetlerini yaptı kendi ailesine, borçlarıyla ilgili, mülkleriyle ilgili vasiyetler yaptı hem de Müslümanların e, siyasi geleceğine e, yön verebilecek bir karar aldı. Hazreti Ömer yaralandığı zaman Ashabın ileri gelenlerinden bazıları kendisine oğlu Abdullah'ı veliaht olarak bırakmasını istediler. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'i yerine bırakmış olması Müslümanlar açısından olumlu sonuçlar doğuran bir tecrübe olduğu için tekrar bir siyasi ihtilaf olmasın. Yeni seçilecek yöneticinin seçimi e, gündem oluşturmasın diye oğlunu teklif ettiler. Oğlu Abadile'den, Abdullahlardan, dönemin Abdullah ismini taşıyan alimlerinden sahabi, e, İslam ilim geleneğinde, hadis geleneğinde Muksirun'dan. Evet. Çok sayıda hadis rivayet etmiş, önemli bir şahsiyet. Fakat Hazreti Ömer'e göre devleti yönetebilecek iradeye sahip değil. Bu da önemli. İyi bir alim. Evet. Fakat iyi bir idareci olamayacağı kanaatine sahip Hazreti evet. Ömer. Bazı rivayetlere göre Hazreti Ömer, benim oğlum eşini boşayamayacak bir adam, boşayamayan bir adam, devleti nasıl yönetsin? Yani iradesi açısından bunu söylüyor. Veya Ömer ailesinden bu işe bir kurban yeter. yeter. Eğer bu bir nimet ise, biz Ömer ailesi olarak alacağımızı aldık. Bu bir külfet ise vazifemizi yaptık. Bundan sonra başkaları yapsın, diyor. Bu bulunduğu nokta da, çizgi de çok önemli. Oğlunun kendisinden sonra e, halife olmasını istemiyor. Bu vesileyle ifade etmek gerekir herhalde Abdullah bin Ömer'in ismi daha sonraları Hazreti Ali döneminde tahkim zamanında ve sonraları başka dönemlerde halifelik için aday olarak geçti. Fakat Abdullah bin Ömer bütün o gündem sırasında e, böyle bir teklifin ümmetin oy birliği olması halinde kendisi tarafından kabul edileceğini ifade etmiştir. Böyle bir çizgisi evet, de var. Evet. Ümmet birisi üzerinde ittifak etmişse ben ona itaat ederim diyor. Ümmet eğer bana böyle bir teklifte bulunuyorsa, oy birliği varsa herkes buna katılırsa benim için bir anlam ifade eder diyor. Hazreti Ömer bir şura oluşturuyor. Kendi pozisyonunu anlatırken, ifade ederken eğer sizin başınıza herhangi bir kimseyi teklif etmezsem sizi e, peygamberin bıraktığı gibi bırakmış olurum. Hatta şöyle ifade ediyor tam onun e, cümlesini malen ifade ederek söyleyeyim. Birisini atarsam benden daha daha hayırlı olan birisinin yaptığını yapmış olurum diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı evet. kastederek ama birisini atamazsam ondan da hayırlı olan birisinin yaptığını Peygamber. yapmış olurum diyor. Peygamber efendimizin uygulamasını kastederek. Sonuçta herhalde mevcut duruma bakarak yönetici olabilecek kişilerin vasfına bakarak Allah Resulü'nün vefat ettiğinde kendilerinden razı olduğunu ifade ettiği altı kişilik bir şura oluşturuyor. Evet. 7 de bir tanesini devrediş bırak. Bir, bir birisinin seç, seçilme hakkı yok. Evet. Oğlu Yok hocam. E, eniş amcası ve eniştesi eniştesi olan ha, e, e, Said e, Bin Zeydi <laughs> evet. e, kast evet. ama onu şuraya dahil etmiyor. Da, dahil etmiyor. Onu dahil etmiyor. 6 evet. kişilik bir şura oluşturuyor. Hı. Burada oluşturulan şuranın e, şeyine baktığımız zaman kabile açısından baktığımız zaman şimdi Taymoğullarından Talha Bin Talha bin Ubeydullah, bin Ubeydullah var. Esed oğullarından Esed oğullarından Zübeyir bin, bin Avvam var. var. Esed bin Abdullah oğullarından, Zühre oğullarından iki kişi var. Sadi bin Ebu Vakas ve Abdurrahman bin Av. bin Av. Adayları bıraktım sona. Haşim oğullarından Hazreti Ali var. Ali var. Ve Ümeyye kabilesinden de. Ben Ümeyye'den. De. Hazreti, Osman. Hazreti Osman var. Farklı kabilelerden ama hepsi Kureşli. Evet. Kureş dışında kimse yok. <laughs> ee, bu kişileri hem Oy verebilecek pozisyonda hem de yani e, seçici hem de seçilen pozisyonda Şura'ya dahil ediyor. Tabi Said Bin Zeyd ile ilgili e, işaret edilen husus daha çok onun Aşere-i Mübeşşere'den olmasıyla ilgili herhalde onu evet, evet, evet. yapmak istediniz. Hazreti Ömer e, bu görevlendirme sırasında doğrudan Aşere-i Mübeşşere rivayetine atıf yapmıyor. Orada Allah Resulü'nün vefat ettiğinde kendilerinden razı olduğu altı kişi diyor. Fakat konuşmalarında o süreç içerisinde bu, bu, bu müzakereler yapılıyor. Kendisi de görüşlerini ifade ediyor. Belirlediği kişilerin hepsinin zaaflarını ve iyi özelliklerini söylüyor. Bir bakıma belirli bir kişi üzerinde kesin bir kanaati yok. Fakat çizdiği tablo yani ortaya çıkan o şura tablosundan sanki Hazreti Osman'ın seçileceği gibi bir his bende e, var. Bunu açıkça ifade etmiş e, olmamasına rağmen. Evet. Tabii şöyle hocam, e, belki şu küçük notu da öncesinde eklemek lazım. Yani Hazreti Ömer'e ısrarla birisini e, yerine getir dediklerinde iki isim zikrediyor. Bunlardan bir tanesi evet, Ebu Huzeyfe'nin Ebu Huzeyfe'nin mevlası. Bu önemli. Yani Şimdi biz hep şunu söyledik. Hazreti Ebu Bekir o Mekke'deki genel ve daha sonra Medine'deki yapıyı da dikkate aldığımız zaman kabile geleneğinin egemen olduğu o toplulukta görece olarak yani alt sıralarda sayılacak bir kabilenin mensubuydu. Hazreti Ömer için de aynı şeyi aşağı yukarı söyleyebiliriz. Şimdi Hazreti Ömer'in Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim ismini ön plana çıkarmış olması esasında Hazreti Ömer'in ümmete verdiği ciddi bir mesaj var. Yani ben Peygamberin bize bıraktığı bir miras vardı. Yani asabiye dediğimiz, kabilecilik dediğimiz birinin tamamen kabilesine aidiyetinden dolayı İslam'da ayrıcalıklı bir konuma sahip olma hususunu ben peygamber noktasında örnek aldım ve kendi idaremde de bunu bertaraf ettim. Öyle ki size bir Mevla'yı halife olarak teklif edecek noktaya getirdim. Yani bu hakikaten Hazreti Ömer'in, yani benden bir halife istiyorsanız bakın önce eğer e, Salim hayatta olsaydı onu halife tayin ederdim. İkincisi Ebu Beyde'yi halife tayin ederdim. Ebu, Ebu Beyde bin Cerrah malum onu da e, Anvas e, salgınını vebasını anlatırken konuşmuştuk. Şimdi bu esasında baktığımız zaman Hazreti Ömer'in insanları tanıdığını da yani Hazreti Ömer isteseydi, ee, siz gayet güzel bir şekilde ifade ettiniz. Yani isteseydi yerine birini tayin edebilir miydi? Edebilirdi. Kimseye güvenmiyor değil. Ama anlıyoruz ki bu isimleri de belirlerken bir şeye vurgu yapıyor hep. Hazreti Ömer'in e, güven duygusunda e, ve Peygamber'e örnekliğinde pek çok olayda bunu karşı karşıya kalıyoruz ve görüyoruz. Şimdi aşere-i mübeşşere vurgusu tesadüfi bir vurgu değil Hazreti Ömer için. Bunu hemen o örnek gelince aklıma divan teşkilatında görüyoruz. Hatırlarsanız divan teşkilatında dedik ki sıralamayı peygambere yakınlığı, peygambere yakınlığa uygun olarak deftere kaydettiler. Ama atiye miktarındaki farklılık İslam'a katkıda, yani bizim takva dediğimiz İslam'a girmedeki öncü olan kimselere daha yüksek miktarda bir bedelin ödendiğini görmüş olduk. Şimdi dolayısıyla Hazreti Ömer için İslam'a katkı bu anlamda önemli. Yani bu X kabileden olmuş, kabilesi güçlü olmuş, efendi olmuş, köle olmuş hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunlar yok. Bunun ötesinde alın size güzel bir örnek var. Yani bu insanlar başından itibaren... E, akrabasını da ondan dolayı ben e, Said bin Zeyd'e ayırdım. Yani Aşere-i Mübeşşere'den olmasına rağmen çoğu zaman e, çünkü e, izleyenlerimiz şunu hep düşünüyorlar. Sanki o dönem Aşere-i Mübeşşere'den 6 kişi kalmıştı. Ve onlar e, hayır e, Zeyd, Said bin Zeyd de vardı. Ama o e, akrabası diye oğlunu da mesela bu yapının içerisinde hiç düşünmemiştir. E, yani e, bir şekilde sistemin içerisine esasında dahil ediyor ama bir anlamda yetkisiz bırakıyor. Yani e, seçme hakkı e, sorun anında var. Seçilme hakkı hiçbir şekilde yok. Bir de seçme sürecinde eşitlik olması halinde. Evet, orada devreye giriyor. Abdurrahman bin Avf'ın tarafına yönlendiriyor orada yönlendiriyor da. Yönlendiriyor ve orada bir bakıma Abdurrahman bin Alfa iki oy hakkı vermiş evet, oluyor. Evet. Eğer bir oylama olacaksa. Evet. Bu bakımdan Abdullah bin Ömer'in orada belirleyici bir rolü yok. Kişisel olarak yok. Yine Abdurrahman bin evet. Alfa evet. o rolü, rolü vermiş oluyor. Ee, burada seçilen kişilerin Kureşli olduğunu söyledik. Bunların tabii kendi aralarında mutlaka ilişkileri var. Hazreti Ömer'in çok yakından bildiği isimler. Hazreti Ayşe'nin bir sözü aklıma geldi bu vesileyle Ebubed Ubeyde i̇bnü Cerrah'tan bahsettiğiniz için. talebeleri Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Allah Resulü eğer birini tayin etmiş olsaydı Sizce kimi tayin ederdi? Bu merak edilebilecek evet. bir şey çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisini tayin etmedi. Sonradan bir takım kararları yaptığı e, işler, e, verdiği kararlar, emirler yorumlanarak Hazreti Ebu Bekire işaret ediyordu şeklinde yorumlanabilir ama bu doğrudan o işin işten çıkan bir e, sonuç değildi. Daha sonraki yorumudur. O anda böyle anlaşılmamıştır en evet. azından. Anlaşılsaydı zaten o zaten toplantılar olmazdı. olmazdı. Ee, Hazreti Peygamber atama yapsaydı kimi tayin ederdi diye sorduklarında Hazreti Ayşe diyor ki Ebu Bekir. Peki ondan sonra kimi tayin ederdi? Ömer'i diyor. Ondan sonra kimi tayin ederdi diye sorduklarında Ebu Ubeyde'yi diyor. Aslında Hazreti Ebu, Bekir e, Ebu Bekir'den sonra gelen halife olanlara baktığımız zaman ve o dönemdeki siyasi gelişmelere, e, bürokratik yapıya baktığımız zaman Ebu Beyde öne çıkan bir isim. Evet. Fakat Amma Söbası'nda hicretin 18. senesinde e, vefat etti Şam bölgesinde. Evet. Vefat ettikten sonra Hazreti Ömer de belki bu duruma atıf olmak üzere böyle bir ifadede bulunuyor. E, Ebu Huzeyfe'nin mevlası. Salim ve Ebu Beyde'den bahsediyor ama altı kişiyi tayin ediyor. Bu kişilere kendi aralarında görüşme yaparak birisini tayin etmeleri yetkisini veriyor. Şimdi bundan sonra ne oldu diye sorarsam çerçeveyi nasıl çizeriz? E, tabii... E... Hazreti Ömer bu sürece de esasında müdahil oluyor. Yani kaç gün olması gerektiğini, kimin nasıl oy kullanması gerektiğini, sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğini, bu işten kimlerin sorumlu olması gerektiğini, bütün bunların e, detaylarını esasında planlamış oluyor. Şimdi e, baktığımız zaman e, aşere-i mübeşşereden dedik ki 6 kişiye havale etti. İşte isimleri tekrar saymamızda herhalde bir mahsur yok. Hazreti Ali var bunlardan birisi. Ee, Hazreti Osman var. Yani en güçlü aday olarak zaten öne çıkan ve bundan sonra da konuşacağımız şeylerden birisi. Zübeyir bin Avvam var. Talha bin Ubeydullah var. Abdurrahman bin Avf var. Saad bin Ebu Vakkas var. Bu altı kişiye e, bu işi havale etmiş oluyoruz. Talha bin Ubeydullah o zaman Medine'de değildir. Ee, yani ilk başta 5 kişiyle daha sonra bu 6'ya tamamlanmış olacak ve e, e, heyete şu sorumluluğu da yüklemiş oluyor. 3 gün içerisinde toplanacaklar çünkü bu iş uzadıkça... Fitne de devam edecek. Yani bir belirsizliğin hakim olmuş olması özellikle tabii bizim hatırladığımız Hazreti Bekir'de de Hazreti Ömer'de de Medine'nin biatı diğer şehirlerde de otomatik olarak kabul anlamına geliyordu. Yani Medine'nin bu anlamda ne karar vereceği de önemliydi. Diğer şehirlerde de bu anlamda Medine'de bir karışıklık veya bir kargaşa havasının oluşmuş olması hoş bir durum oluşmazdı. Oğlu Abdullah'ı da biraz önce de söyledik. Oğlu Abdullah'ın sorumluluğu esasında var veya yok arasındadır. Malum sayı 6, 6'nın eşitlik olma durumu söz konusudur. Yani tekli sayı olmadığından dolayı 3-3 eşitlik olabilir. Bu durumda da vazifesi eşitlik durumunda devreye giriyor. Yani eğer adaylardan birinin lehine bir tasarruf söz konusuysa zaten Oğlu Abdullah'ın bu anlamda herhangi bir yetkisi olmayacak. Eşitlik söz konusu eğer meydana gelecekse burada çoğunluğu sağlama yani birinin lehine vazifeyi sağlama görevi oğluna veriliyor ama burada da Abdurrahman bin Afın yörüngesi üzerinden işi ilerletmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu, bu işte tamamlandıktan sonra heyet üyelerinin bir yerde tabi toplanması gerekiyor. Bu vazifeyi de e bin Esved'e havale etmiş oluyor. o da Toplantını seçim toplantının tabii ve nasıl yürütüleceği. Hem hususunda. heyet üyelerinin toplanması, heyet üyelerinin rahatlıkla bu işi yapabilmesi, güvenlikleriyle ilgili bir problem varsa o problemin halledilmesi, kimse tarafından bunların mesela rahatsız edilmemesi için de Ebu Talha El Ensari'ye bir vazife vermiş oluyor. Yani bütün Hazreti Ömer henüz hayattadır ama kimin ne yapacağı nasıl bir yol takip edeceği ve halifenin nasıl seçileceği konusu esasında Hazreti Ömer'in sağlığında e, tamamlanmış oluyor. Bu arada Hazreti Ömer'in vefat etmeden önce yani işi Şura'ya havale ettikten sonra Müslümanlara yönelik bazı tavsiyeleri var. İsterseniz e, onu da e, dikkate alalım tamam. ki böylece Hazreti Ömer'in e, o miras olarak e, geride kalanlara neyi tavsiye ettiği, neyi bıraktığını da yakından görmüş olalım. Şimdi e, özetle Hazreti Ömer şunu söylüyor. Diyor ki size Allah'ın e, kitabını tavsiye ediyorum. Ona bağlı kaldığınız sürece, e, onu takip ettiğiniz sürece yanlış yapma ihtimaliniz söz konusu olmaz. E, size bir taraftan da muhacirleri tavsiye ediyorum. İnsanlar onlara az veya çok değer verebilirler. Aynı şekilde ensar'ı da size tavsiye ediyorum. Yani ensar da muhacir de bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Onlar ensarın konumunu tarif ediyor. Onlar İslam'ın yurdudur. Müslümanlar, onların yardımı sebebiyle bu bölgede toplanabildiler ve bu hale gelmiş oldular. Size bedevileri de tavsiye ediyorum. Onlar sizin aslınız, maddeniz, kardeşleriniz ve düşmanlarınızın düşmanıdırlar. Size ehli zimmeti de tavsiye ediyorum. Onlar Hz. Peygamber'in korumasındadırlar. Yine ailelerinizin rızkını da tavsiye ediyorum. Haydi şimdi kalkabilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman. Vefat edeceğini bilen Hazreti Ömer bile son nefesine kadar hem kendisinden sonraki e, işin nasıl yürütüleceğini, kimin nasıl halife olacağını planlarken, bir taraftan da geride bırakmış olduğu ümmete yönelik tavsiyelerinden de e, e, tavsiyelerini de net bir şekilde e, insanlara neler yapması gerektiğini de söylemiş oluyor. E, bu süreçte Suheyb bin Sinan Errumi namazı. Kıldırıyor. Vasiyetine uygun olarak. Hazreti Ömer çünkü bunu vasiyet etmişti. Bir bakıma aday olanlara vermiyor bu evet. işi. Bu vazifeyi onlara vermiyor. E, adaylar toplanıyor. Talha bin Ubeydullah şehir dışındaydı. Evet. Abdurrahman bin Avf onun adına yetki kullanabileceğini söyledi. Ve e, beş kişi toplandılar. Bir araya geldiler. Bu görüşmeler sırasında bir aday üzerinde ittifak sağlanamadı tamam. Aslında e, biz genellikle görüşmenin bir oylamayla sonuçlanacağı şeklinde bir kanaat oluşturuyoruz ama Araplarda lider seçimi e, konsensusla uzlaşıyla evet. seçilirdi oylamayla değil yani orada yüzde yüzdeden ziyade önemli olan herkesin ittifak ettiği evet. bir isim üzerinde durmaktı Görüşmeler neticesinde bir e, mesafe kat edilemeyince Abdurrahman bin Avf bir teklifte bulundu. Sorumluluk alıyor. Önce aday olmayanların belirlenmesini istedi ve kendisinin bu işe talip olmadığını söyledi. Daha sonra Sa'd bin Ebu Vakkas da Zübeyr bin Avvam da benzer kanaatlerini ifade ettiler. İki aday kaldı. Beklendiği gibi. Beklendiği gibi iki aday kaldı. Aslında e, orada tablo az bu çok anlaşılıyor. Zübeyir i̇bn Avvam Hazreti Ali'nin halasının oğlu. Evet. Esed oğullarından ama yakınlıkları var. E, Hazreti Ali'nin tarafında duruyor gibi. Diğer e, bin Sadibine Abdurrahman bin evet. Avf Hazreti Osman'ın tarafında duruyor gibi. Belki de bu tabloyu gördüğü için Hazreti Ali eee Yetkiyi Abdurrahman bin Avf'a vermeyi uygun gördü, zaman kazanmak ve bir bakıma e, kamuoyunun görüşünü de bu toplantıya katmak amacıyla. Abdurrahman bin Avf iki kişiden yani Hazreti Osman'dan ve Hazreti Ali'den e, halife olacak kişiyi belirleme noktasında yetki istedi. Yani hakem olabilir miyim? Hakemlik istedi ve ikisinin de kabulü üzerine toplantının birinci aşaması... ...tamamlanmış oldu. Şimdi bundan sonra... ...bir bakıma halifenin... belirlenmesi ...Abdurrahman bin Avf'ın kararına kalmış oluyor. Evet. Esasında yani şöyle... ...bir şey yapabiliriz. İlkinde... ...toplantı neticesiz olarak... ...sonuçlandı. Sonraki... ...toplantıda artık Abdurrahman bin Avf'ın... ...müdahalesiyle beraber ve sorumluluğu... ...senmesiyle beraber yeni bir süreç... ...başlamış oldu. Burada tabii... ...genel anlamda başından itibaren iki isim ön plana çıkıyor. Yani İslam'a yaptıkları e, hizmetler sebebiyle ve Esasında baktığımız zaman e, kabile güçleri nispetiyle e, işte Ümeyye kabilesinin malumunuz konumu ortadaydı. Diğeri de Haşimi kabilesinin özellikle Hazreti Ebu Bekir'in halife seçiminde de e, Hazreti Ali'nin ismi sıklıkla e, dile getirilmişti. Şimdi burada Abdurrahman bin Avf e, gerek şura üyeleriyle gerekse Medine'deki e, ve Medine'ye dışarıdan gelen herkese görüşüyor. Yani bir anlamda kamuoyunun, bugünkü dille konuşacak olursak, kamuoyunun nabzını yoklamış oluyoruz. Yani e, esasında e, muhtemel sorusu şu, kim halife olsun ve neden? E, yani bu iki sebepte anlıyoruz ki Abdurrahman bin Avf için önemli. Çünkü e, Abdurrahman bin Avf'ın da esasında yüklendiği sorumluluk da e, gerçekten önemli. Yani... Hem insanları yönlendirmemiş olacak hem de almış olduğu bu verileri de sağlıklı bir şekilde aktarması gerekecek. Şimdi tabii o günkü toplumda Hazreti Ömer'le ilgili de şöyle bir beklenti vardı, şöyle bir algı vardı. Evet Hazreti Ömer insanların genel olarak çok memnun olduğu bir halife ancak hani... Ee, bazen dersiniz ya her şey çok güzel ama ya çok da kural var yani biraz bazı şeyleri de görmesek, bazı şeyleri de e, hissetmesek veya bu kadar da aslında olmasa iyi miydi diyebileceğimiz bir halifeydi Hazreti Ömer. Şimdi tip olarak baktığımız zaman, e, bir e, şahsiyet olarak baktığımız zaman Hazreti Ali figürü yapı itibariyle biraz daha Hazreti Ömer andırıyordu yani olaylara bakış açısı, olayları yorumlamadaki yaklaşımı dolayısıyla mizacı evet mizacı itibariyle yani evet, dolayısıyla Hazreti Ali halife olursa insanlardaki beklenti Hazreti Ömer dönemindeki algılamanın veya Hazreti Ömer dönemindeki yönetim anlayışının devamı mahiyetinde bir yapının olacağını düşünüyorlardı. Bunu şöyle ta tekrar tekrar tavsiye edeyim. Yani Hazreti Ömer'den şikayetçi değillerdi insanlar. Ancak yani ee, Hazreti Ömer'den sonra çünkü uzun sayılabilecek bir dönem e, yine benzer bir modelin e, gelmesini arzu etmiyorlardı. Alternatifi çünkü Hazreti Osman'da Hazreti Osman içinde söyleyeceğimiz daha böyle Halim Selim e, olaylara daha böyle yumuşak bir tonda geçiş yapan. İki tip idareci görebilirsiniz bugün de böyle. Yani bazısı olayları değerlendirirken dümdüz muhatabına sorusu, sorunu neyse onu anlar ve cevabını doğrudan verir. Bu bazen rahatsız edebilir. Bazısı da bunu olabildiğince yumuşak bir e, tavırla, edayla e, söyler. Söyleyeceği şeyler 3 aşağı beş yukarı aynıdır ama farkları, e, ifade ediş biçimi biraz daha farklıdır. Şimdi anlıyoruz ki, İnsanlar da Hazreti Ömer'den sonra e, yapı itibariyle Hazreti Osman'a biraz daha meyil etmiş durumdalar. Ve Abdurrahman bin Avf'ın bu edindiği tecrübe, yaptığı görüşmeler neticesinde, 3 günlük görüşme neticesinde anlıyoruz ki edindiği tecrübe biraz daha Hazreti Osman ismi ön plana çıkmış oluyor. Tabi burada... E, bunu tamamladıktan sonra üç günü tamamladıktan sonraki zaten Hazreti Ömer'in onlara söylemiş olduğu şey de buydu. Üç gün boyunca siz bu işi yapın ama dördüncü günde siz mutlaka toplantının sonunda bir halifeniz veya bir isminiz ön plana çıkmış olsun. Hazreti Abdurrahman bin Af görüşme sonucunda olayı şöyle bağlayacaktır. Her iki adayı da çağıracaktır. Hazreti Osman ve Hazreti Ali'yi çağıracaktır ve onlara şunu söyleyecektir yani edindiği tecrübeleri paylaşmadan önce bizim bir anlamda oylamanın neticesini belirleyecek olan o sihirli cümleyi söyleyecektir. Diyecektir ki Allah'ın kitabına yani ey adaylar yani yönetim biçiminiz nasıl olacaktır? Bu konuda Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine uyma konusunda önceki iki halifenin de siyasetini takip etme hususunda nasıl bir tavır takınırsınız? Hazreti Osman sıra kendisine geldiği zaman der ki Allah Allah'ın kitabına ve Resulüne uyacağım. Benden önceki halifelerde ne yaptıysa onların bir benzerini aynısını yapmış olacağım diyecektir. Yani burada benim çizgimde herhangi bir farklılık olmayacaktır. Bunu açık bir şekilde söyleyecektir. Sıra Hazreti Ali'ye geldiği zaman da, Hazreti Ali de kendisinden beklenen cevabı söyleyecektir. Yani koşulsuz, şartsız evet demeyecektir. Şunu söyleyecektir. Bunların yanlış olduğu anlamında söylemeyecek. Diyecek ki ben birey olarak bir karar verme gücüm var. Dolayısıyla gücümün ve bilgimin yettiği kadarıyla e, bunu yapmaya çalışırım ama söz veremem. Yani bunu mutlaka uygularım. Hazreti Osman'ın işaret ettiği gibi aynısıyla uygularım demeyecektir. E, Tabi Hazreti Osman'ın herhangi bir şart, herhangi bir çekince göstermeden kesin bir şekilde evet demiş olması, anlıyoruz ki Abdurrahman bin Hafız'ın zihninde de o edindiği tecrübeyi de dikkate aldığımızda üzerimdeki artık o sorumluluk duygusunu da yapmış olduğu işi de tamamlaması gerektiği için üzerimdeki emaneti böylece kararını açıklayacak Osmana yükledim diyecektir. Ve artık İslam tarihinde Hazreti Ömer'in şehadetiyle beraber belki de muhtemel bir problem olacak olan bir halife seçimi meselesi, ee, ciddi anlamda bir istişare süreciyle, yani evet Hazreti Ebu Bekir döneminden farklı, Hazreti Ömer döneminden farklı ama Hazreti Osman halife seçilmesi de zannedildiği gibi bir oldu bittiyle değil veya bir yönlendirmeyle değil, ciddi bir istişare süreciyle ve orada bulunan insanların da onayıyla, bu, bu da önemli e, ve mescitte bulunan Hazreti Ali başta Hazreti Ali olmak üzere diğer kimselerin biat etmesiyle beraber böylece e, Muharrem ayında 24. yılın Muharrem ayında Hazreti Osman e, İslam tarihinin 3. halifesi olarak seçilmiş olacaktır. Hazreti e, Osman Abdurrahman bin Avf'ın Mescidi Nebevi'de e, halkın huzurunda yaptığı görüşmenin akabinde halife seçilmesiyle yeni bir dönem başlamış oldu. E, bu dönem artık e, Hazreti Osman'ın ve ileriki zamanlarda Ümeyye oğullarının yönetimde daha çok öne çıktığı bir dönem haline gelecek. E, programımızın ikinci bölümünde inşallah Hazreti Osman dönemini ele alacağız. Hazreti Osman'ın hayatını, hilafetten önceki e, konumunu, yerini ve hilafeti dönemini el almaya çalışacağız. Kısa bir aradan sonra birlikte olmak üzere inşallah. Değerli izleyicilerimiz İslam Tarihi Sohbetleri programımızda birinci bölümde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şehadetini, etkilerini ve yeni halifenin belirlenme sürecini konuştuk. Bu bölümde Hazreti Osman'ı artık konuşacağız. Hazreti Osman'ın hayatını, dönemini, faaliyetlerini, önemli etkilerini, dönemde meydana gelen hadiselerin sebeplerini ve sonuçlarını ele almaya çalışacağız. Hocam Hazreti Osman 3. halife olarak biraz önceki bölümde e, arz etmeye çalıştığımız şekilde halife, halife olarak oldu. seçildi. Halife olduğunda yaşı epey ilerlemişti. 70 civarında bir yaşa sahip olduğunu anlıyoruz. Hazreti Osman karakter olarak daha önceki iki halifeden farklı bir karakter. Yönetimin de bu haliyle zaman yansıyor. içerisinde yansıyor. Önce Hazreti Osman'ı e, tanırsak kimdir, e, hangi kabiledendir, hangi ailedendir, nerede yetişmiştir, ne zaman Müslüman olmuştur, bu soruların cevabını oluşturacak. ...bir bilgiye ihtiyacımız var. Buradan başlarsak. iyi olur hocam. Hem de bizim özellikle Hazreti Osman dönemindeki sıkıntıları konuşurken... ...sıklıkla bu noktalara atıf yapmış olacağız. Böylece onun altyapısını da hazırlamış oluruz. Hazreti Osman fil vakasından 6 yıl kadar sonra doğdu. Yani 576-77'ler diyebileceğimiz bir zaman... E, Mekke'de değil Taif'te, Taif'te doğdu. Geliyor, evet. e, Taif e, belki küçük bir bilgiyi verebiliriz. E, Mekke'de özellikle hali vakti yerinde olan kimselerin e, sıklıkla gittiği bir sayfiye yeriydi. Bugünkü dille konuşalım. yazlıkların olduğu, bağ ve bahçelerinin olduğu, iklimi daha mutedil olan bir bölgeydi. Yazın daha <laughs> serin olduğu evet. için Mekkeliler, zengin Mekkeliler, zengin Mekkeliler. Orada, e, Hı -hı. evleri, binaları, arazileri vardı. E, Hazreti Osman'ın Ailesi de oradaydı. Oradaydı. Dolayısıyla e, Hazreti Osman e, mensubu bulunduğu Ümeyye kabilesi ne de dikkate aldığımız zaman Mekke'de öne çıkan e, o dönemki Mekke'de öne çıkan 3-4 kabileden birisiydi. Yani işte sıklıkla bundan sonra da konuşacağımız e, kabilelerden birisi Ümeyye mensubu. E, babası e, erken e, denecek yaşta hayatını kaybediyor. Tabii Mekke'de hayat e, ticaret üzerinden şekilleniyor. Yani var olan... Coğrafi şekiller size ticaret dışında başka bir imkan tanımadığı için siz geçiminizi ticaret üzerinden gidermek durumundasınız. Hazreti Osman'ın babası da ticaretle meşgul oluyor ve erken yaşta vefatıyla da bu yük esasında veya sorumluluk Hazreti Osman'a da yüklenmiş oluyor. Hazreti kumaş, Osman erken bir zamanda evet, ticaretle iştigal kumaş 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 ticareti kalmıştı. yapmış oluyor. Babası Affan bin Ebil As, evet, Ümeyye anne, oğullarından. Evet. Annesi de e, peygamberimizin e, halası Beyza'nın kızı olan Erva. Evet. E, Erva binti e, Küreys. E, şimdi baktığımız zaman e, Hazreti Osman'ın erken yaşta e, bu yükü, bu sorumluluğu almış olmasının e, pratik faydası. Hem bu işi öğrenmiş oldu hem de özellikle İslami dönemde bizim sıklıkla atıfta bulunduğumuz... E, Müslümanlara maddi katkı e, yapmasını sağlayabilecek olan o ekonomik güce de çok erken bir dönemde ulaşmış oluyor. Burada belki küçük bir noktayı hatırlatmak lazım. Yaş itibariyle Hazreti ile yaşları birbirine yakın. Yani 4-5 yaş küçük Hazreti Ebubekir e, ha, e, evet yani Taktiren 4 e, üç, yaş Evet. evet. E, Hazreti Ebubekir 3 yıl kadar sonra doğmuştu. Evet. 3 3 yaş daha büyük e, Hazreti Osman daha küçük affedersiniz. Şimdi bu Hazreti Ebu Bekir de ticaretle uğraştığı için e, dolayısıyla yaş grupları da birbirine yakın olduğundan dolayı Hazreti Ebu Bekir'le ayrı bir e, bağının olduğunu biliyoruz ki bu süreç onu e, Hazreti Ebu Bekir'in e, onu yönlendirmesiyle beraber Müslüman olmasına vesile olmuş olacak. Tabi Hayatı hakkında Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Yani bildiğimiz şeyler işte ticaretle, ticaretle uğraşması, Hazreti Ebubekir'le Bekirle yaş grubu itibariyle arkadaş olması başka da bildiğimiz diğer o dönemdeki Mekkelilerde olduğu gibi çok fazla bir şey bilmiyoruz. Burada tabi Hazreti Osman'ın Müslüman olmasının şöyle bir önemi vardı, özelliği vardı. Malumunuz Peygamber Efendimizin davetiyle beraber. Ee, özellikle şöyle bir beklenti oluşmuştu. Ee, yani Mekke'de güçlü kabilelerden, e, güçlü figürlere sahip olan kimselerin Müslüman olması e, bu davetin seyrini de esasında belirleyecekti. Yani o gücü de o rüzgarı da arkalarına alacaktı. Ee, Hazreti Osman'ın bu dönemde Müslüman olmasının bu açıdan da sembolik bir önemi vardır ki, biz bunu sonrasında mesela Ümeyye mensuplarının önemli bir kısmının Mekke fethine kadar, Esasında baktığımız zaman şirkin e, bayraktarlığını yapacak e, mensuplar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir yapının içerisinden Hazreti Osman'ın e, ailesinin muhalefetine rağmen, amcası mesela Müslüman olduğunda e, ona ciddi anlamda eziyet ettiğini biliyoruz. Annesinin amcası ciddi... El-Hakem bin Aa, Evet. El az Mervan e, İbnül e, Hakem'in babası. babası Hazreti Osman'ın Müslüman olmasına karşı çıkıyor. Hatta onu e, hapsediyor, evet, bir süre evet. e, baskı yapıyor. Elinden vazgeçmesi evet. için fakat muvaffak olamıyor. Annesinin yani çok uğraştığını biliyoruz. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın bu dönemde yani mensubu bulunduğu kabileyi de dikkate aldığımız zaman Müslüman olmasının bu anlamda sembolik bir e, değeri de vardır. Şimdi baktığımız zaman Hazreti Osman'la alakalı neler vardır dediğimizde e, peygamber efendimizin e, önce e, kızı Rukiye ile evlendiğini biliyoruz sorumluluk alarak Habeşistan'a giden o ilk kafile içerisinde yer aldığını biliyoruz. sonra Hazreti Peygamber'in kızıyla kızı birlikte, evet kızıyla beraber oraya gittiklerini evet hicret eden Müslümanlardan. E, ve oğlu Abdullah'ın mesela orada e, dünyaya geldiğini, daha sonra vefat eden oğlu Abdullah'tan bahsediyoruz. E, ve e, tekrar e, Mekke'ye geri döndüğünü ve Medine hicretle beraber e, tekrar kızı Rukiye ile beraber Hazreti Osman'ın da hicret ettiğini böylece e, iki hicret gerçekleştiren sahabilerden olduğunu biliyoruz. Ee, yine baktığımız zaman Hazreti Osman'la ilgili hatırladığımız yani önemli gördüğümüz hususlardan birisi e, Peygamberimizin hemen yanı başında yer alan e, o seçkin sahabi grubu içerisindeydi. E, bir özel bir problem çıkmadığı zaman e, veya Allah Resulü'nün özel bir görevlendirmesi yoksa Allah Resulü ile hep beraber hareket etmiştir. E, bir bunun istisnası hemen aklımıza gelen Bedir Savaşı'dır. Bedir Savaşı'na kızı o sırada Peygamber Efendimiz'in de kızı Hazreti Osman'ın eşi Rukiye rahatsız olduğu için Allah Resulü Hazreti Osman'a eşinin yanında kalmasını söylemiş. Zafer haberi Medine'ye ulaştığında Hazreti Osman eşini kaybetmişti. Dolayısıyla Bedir'e katılamamış ama Allah Resulü ganimetten, Bedir'de elde edilen ganimetten ona verdiğini biliyoruz. Daha sonra baktığımız zaman Allah Resulü Ümmü Gülsüm'le, diğer kızı Ümmü Gülsüm'le evlendirdiğini ve bu sebeple kendisine de Zinnureyn, iki nur sahibi. E, lakabının verildiğini biliyoruz. E, yani Haz Peygamber Efendimiz'in de Hazreti Osman'a ayrı bir muhabbetle, ayrı bir sevgiyle bağlandığını biliyoruz. Tebük e, seferi dönüşünde herhalde e, tam o, o tarihlerdi. E, Ümmü Gülsüm'ün de vefatından sonra Allah Resulü'nün şu cümlesi önemlidir. Başka kızım olsaydı onu da tekrardan Osman'a verirdim diyecek kadar Hazreti Osman'a e, güven duyduğunu e, görüyoruz. Şimdi, Hazreti Osman'a çok değer veriyor. Evet. Hazreti Osman da peygamber Efendimiz'e çok değer veriyor. E, Halim Selim bir insan. Karakter olarak çok kavgacı bir insan değil. Ticaretle uğraşıyor. Zaten e, bir bakıma o ticaret kültürü de bir uzlaşmacı bir karaktere e, zemin hazırlıyor. Karakterine bu anlamda yansıyor. Tabi daha sonra dönemde meydana gelen bazı gelişmelerdeki tavrı tutumu zaman içerisinde yaşın getirdiği etkiler, farklı sebepler, farklı pozisyonlarda bulunmasını mümkün kılabilir. Ama karakteri bu bakımdan çok değerli, saygı duyulan bir insan olduğunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz de ona bu değeri veriyor. Hudeybiye evet. musalahasında özel bir... Allah Resulü'nün Mekkelilerle, Görüşmesi için görevlendirdiği bir şahsiyet, oradaki tutumu da çok evet. enteresan. E, Mekkeliler ona e, karşı büyük bir tepki göstermiyorlar, olumsuz Hatta, Evet da, e, olumsuz davranmıyorlar. Seninle ilgili bir problemimiz yok ama bizim problemimiz Muhammedle sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ve e, sen umre yapabilirsin diye ona teklifte bulunuyorlar. Fakat e, Allah Resulü'nün umre yapmaması e, <laughs> halinde benim yapmam söz konusu olamaz e, diyor. Bu teklifi reddediyor. Onun gecikmesi üzerine öldürüldüğü haberinin Müslümanlara ulaşmasının akabinde Beyat-ı evet. Allah Resulü bir elini diğer elinin üzerine koyarak onun adına bir atar Evet. Diyor. Bu da Osman'ın evet. elidir diyor. E, bu da sembolik olarak Hazreti Osman açısından değerli bir şey olsa gerek. Bir de hocam e, Hazreti Osman deyince hani bu ticaretine belki atıfta bulunmak adına Tebük Gazvesi öncesindeki hazırlığını herhalde e, hatırlamak yerinde olacaktır. Her ne kadar biz bunu siyer programlarında uzun uzun konuşmuş olsak da yani o savaşın zorluğunu burada tekrar anlatmayalım ama yani gerçekten e, zorluğun olduğu, Müslümanların ciddi anlamda bir imtihandan geçtiği, maddi manevi her açıdan e, imtihandan geçtiği bir dönemde ciddi bir seferberliğin Allah Resulünün can hırç bir şekilde ordunun teçhizi için, ordunun savaşa hazırlanması için malzeme teminine giriştiği bir durumda, Hazret Osman'ın yine çok büyük bir fedakarlıkla ordunun yarısını teçhiz edecek bedeli kendi sermayesinden karşılamış olması hakikaten. E, takdir edici bir durumdur ki Allah Resulü sonrasında diyecektir. Artık bu nokta e, Hazreti Osman için yeterlidir. Bundan sonra bugünden sonra yapacakları Osmana zarar vermez. Yani cennetle e, bir kez daha orada belki müjdelemiş oluyor veya orada işte yapılan şeyi Hazreti Osman'ın bu dine olan bağlılığını, peygambere olan bağlılığının artık sorgulanamaz bir boyuta geldiğini görüyoruz. Yani bu, bu işteki samimiyetini görmemiz açısından canıyla malıyla hani Müslümanlarla ilgili hep söylediğimiz canıyla savundular, malıyla savundular. Hazreti Osman aslında tam anlamıyla burada bu örneği sergilemiş oluyor. Ee, Hazreti Osman Medine döneminde de Mekke döneminde zaten ailesinden gelen bir zenginliği olduğunu evet. görüyoruz. Medine döneminde de bu zenginliğini muhafaza ediyor görünüyor. Çünkü evet. Tebük gazvesinde infak ettiği, ordunun üçte birini teçhiz eden, evet. büyük bir miktarını karşıladığı bir infaktan bahsediliyor. Ee, bir kuyuyu alıp, evet. e, o kuyuyu Müslümanların yararına olmak üzere bir Yahudiden satın alıp infak ettiğini biliyoruz. Bir bakıma Müslümanları maddi açıdan destekleyen önemli maddi kaynaklarından birisi ee, karşımıza çıkan böyle bir yönü var cömertliğiyle de bilinen bir sahabi. Evet. Bu bir, bir açıdan halifelik e, yolunda ona katkı sağlamıştır dense yeridir diye düşünüyorum. Çünkü Medine'de Abdurrahman bin Avf'ın insanlarla görüşmesi sırasında Hazreti Osman hakkındaki kanaatin isharı hem Ümeyye oğullarının nüfuzunu hem Hazreti Osman'ın pozisyonunu toplum içerisindeki yerini gösteren önemli bir gelişme. Ee, dört Halife Döneminin üçüncü Halifesi daha önceki Halifeler döneminde de Peygamber Efendimizdeki hayatını devam ettiriyor, yine ticaretiyle uğraşıyor, aktif olarak yönetimde değil. Mesela Hazreti Ömer gibi değil. Biraz daha geri planda ama istişare heyeti ha, içerisinde evet, evet. verilen kararlarda mutlaka çağrılan e, görüşüne değer verilen, danışılan bir sahabe. Yani hemen hatırlayalım mesela Hazreti Ebu Bekir'in o vefatı sürecinde ahitnameyi yazdığını, yani istişare ettiğini biliyoruz. Hazreti Ömer'in belirlendiği, Hazreti Ömer tayin, tayin edildiği, belgesini. evet yani o, o belgeyi hazırladığını biliyoruz. yani kendisine görüş sorulduğunda görüşünü açıkça beyan eden, yani sadece tabi burada şuna da vurgu yapmak lazım. Mesela aklıma hemen Hazreti Ömer döneminde ...ve pozisyona nasıldı dediğimde şu birkaç örnek geliyor. Bazı uygulamalar var, Hz. Ömer'le mesela anlaşamıyor. Bazı uygulamalar var da Hz. Ömer'de işte hani ittifak ettiği hususlar da var ama... ...mesela Hz. Ömer'in malum o Kudüs'e, Kudüs'ü teslim almak için... ...Cabiye'den oraya gitmesi konusunu sahabeyle istişare ettiği zaman... ...Hz. Osman kızıyor, gitme diyor. Yine baktığımız zaman Mısır fethi için Amr bin As'a izin vermesine de karşı çıkıyor... İlginçtir. Hazreti Ömer'in özellikle mali uygulamalarının te temeli olan Sevat bölgesinin fethinden sonraki uygulama değişikliğinde de Hazreti Osman tersi bir pozisyon sergiliyor. Yani diyor ki bunu bu, bu zamana kadar Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir uygulamıştı. Biz aynısını devam ettirelim. Yani eski uygulamayı devam edelim De, demiş oluyor ama buna rağmen tabii bu bunları şöyle anlamak lazım. Yani bir görüş var, bu görüşünü açıkça beyan ediyor. Farklı düşünüyor olması, ona bir tepki göstermesini veya onunla fikri ayrılıkları onun onundan uzaklaşmasını gerektirmiyor. Yine onun yanında hemen yeni başında yer almış oluyor burada tabii görüş farklılıklarının olması <laughs> gayet doğal. Doğal Çünkü zaten farklı görüşleri, farklı kanaatleri tartışmak ve bir ortak noktaya ulaşmak, belki doğruya ulaşmak amacıyla yapılan toplantılar. bizim açımızdan vurgulanması gereken husus, Hazreti Osman'ın bu dönemde de istişare heyeti içerisinde yer aldığını görüyoruz. Hazreti Ali gibi, ...önemli bir figür. Hazreti Osman mı seçilseydi... ...Hazreti Ali mi seçilseydi... ...bunları tartışmak çok anlamlı değil. Çünkü zaten olanı tartışıp konuşuyoruz. Evet. Olan Ve... üzerinden konuşuyoruz. Burada üstünlük... ...meselesi veya yönetime... ...liyakat meselesi açısından bir problem yok. Çünkü Hazreti Osman 12 yıl halifelik yaptı. Aslında çok uzun bir süre. Hazreti Ömer'den daha uzun... Evet ...bir süre halife olarak kalıyor. Ve döneminde... Biz Hazreti Osman dönemini konuştuğumuz zaman genellikle ilk akla gelen konu Hazreti Osman'ın e, evinde muhasara edilerek bir evet. cinayete maruz bırakılmaz kurban gitmesi evet. kurban gitmesi bu bu e, hadisenin dışında Hazreti Osman döneminde konuşulacak birçok kararı birçok faaliyeti var Hazreti Ömer vefat etmeden önce halife olacak kişiye ilk zamanlarda valileri ...değiştirmemeleri... ...yönünde telkinde bulunmuştu. Bir tavsiyede bulunmuştu. Evet. Bu herhalde... ...yönetim kadrosunun değişikliğinin... ...yumuşak bir geçişle yapılmasını... ...dolayısıyla bunun bir krize dönüşmemesini... ...hedefleyen bir yaklaşımdı. Hazreti Osman da buna... ...bir süre Dihayet. uyuyor. Daha sonra çeşitli ihtiyaçlardan dolayı... ...kendi bazı kararları sebebiyle... ...yeni atamalar yapıyor... Hilafeti dönemine gelirsek hilafeti dönemde herhalde karşılaştığı ilk problem Ubeydullah bin Ömer'in Hürmuzanı öldürmesi, Hürmuzanı ve diğerlerini ve öldürmesi, Evet, Cüfeine'yi ve kızını öldürmesi Hı -hı. meselesi. E, i̇sterseniz hocam e, Hazreti Osman'ı halife yaptık o meşhur hutbelere hep yer veriyoruz. Evet, halife e, olduklarında bu bir gelenek, gelenek oldu. Gelenek oldu bizim için de. E, yani bu şu açıdan faydalı oluyor. Ee, nasıl bir halife olacağını da e, bunun üzerinden okumaya çalışıyoruz veya zaman zaman bunlara atıfta bulunmuş oluyoruz. Hazreti Osman da halife olduğunda tıpkı Hazreti Ebu Bekir, ve Hazreti Ömer olduğu gibi bir e, yani siyasetinde izleyeceği hilafeti süresince izleyeceği politikayı belirleyen veya nelere dikkat edeceğini ortaya koyan bir konuşma yapıyor. Çok uzun bir konuşma değil. Ee, özetle şunları söylüyorum. söylüyor. Ee, diyor ki Hazreti Osman. Sizler geçici bir dünyada ve ömrünüzden arta kalan kısmını yaşıyorsunuz. Eceliniz gelmeden gücünüz yettiğince iyilik yapmakta acele edin. Şimdi Hazreti Osman'ın yaş durumunu dikkate alalım. Yani dolayısıyla Hazreti Osman'ın konuşmasında belki önce onu hatırlatmak lazım. Yani 70'li yaşlardaki bir halifenin konuşması olduğu özellikle konuşmada vurguladığı hususlarda öne çıkan noktaları dikkatle izlediğimizde görebiliyoruz. Bilesiniz ki dünya gurur üzerine e, kurulmuştur, oluşmuştur. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'a karşı mağrur olmayın. Gelip sizden önce gelip geçenler oldu, onlardan ibret alın. Başı boş vurdum duymaz olmayın. Uyanık olun biraz. Dünyayı seven, ona bağlanıp her yerde hanlar, saraylar yaptıran bizden önceki insanlar şimdi nerede? Etrafınıza bir bakın. Uzun süre saltanat süren Dünya hanedanları nerelere gitti? Onlar neredeler şimdi? Dünya onlara vefasızlık etmedi mi? Bari bunlardan ders alın da Allah'ın hoş görmediği dünyayı veya Allah'ın hakir gördüğü dünyayı siz de olduğundan çok büyütmeyin. Dünyayı Allah'ın bıraktığı yerde bırakın. Ona özel anlam yüklemeyin. Bunun yerine ahirete hazırlık yapıverin. Şu ayeti kerime çok güzel bir şekilde bunu açıklamaz mı? Sonra ayeti okur. E Kef suresi sen onlara dünya hayatına dair şu örneği veriver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline dönüşür. Allah her şeye kadirdir. Şimdi özetle Hazreti Osman yaptığı konuşmada dünya hayatının geçiciliği Asıl burada e, insanların, Müslümanların ders alması gereken burada dünya hayatında varken e, buradan alabileceklerini alıp öbür tarafa sermaye olarak bunu kullanmaları gerektiği üzerinde durmuş oluyor. Yani esasında Hazreti Osman bizim hilafetinden önce Hazreti Osman nasıldır e, sözünün karşılığını burada görmüş oluyoruz. Yani Halim Selim yönetiminde bu tür kavgalardan, bu tür sıkıntılarla uğraşmayan, biraz daha böyle bizim normal gündelik hayatımızda söyleriz ya mülayim, sessiz, sakin bir halife portresi çizeceğini esasında konuşmasında vurgulamış oluyor. Ee, Hazreti Osman <laughs> bu konuşmadan sonra Ubeydullah meselesini evet. ele aldı. Ubeydullah bin Ömer Hürümzanı ve Cüfeyni'yi öldürdükten sonra gözaltına alınmıştı. Onun meselesini ele almak üzere e, konuyu hila, yeni halifeye ileteceklerdi. Çünkü e, onun sorumluluk alanında e, ele alması gereken bir mesele. Bir e, katil hadisesi var. Ubeydullah aslında her halükarda görevi olmayan, üzerine vazife olmayan bir iş yapmış. Diyelim ki hakikaten Böyle bir şey oldu. Hürmüzan ve Cüfeyn'e bu işin içerisinde idiler. Buna karar vermek ve hukukun gerektirdiği cezaları vermek devletin işidir. Her insan canı sıkıldığında birisini cezalandırmaya kalkışırsa bir yerde güven orta olmaz. Terör olur. Evet. Kaldı ki birçok konuda Kişisel yargılarımız Bizi yanlış... bize aittir ve hukukun önüne çıktığı zaman yanlış da çıkabilir. Evet. Yanlış noktalara götürmesi kuvvetle muhtemeldir. Kuvvetle muhtemeldir. Onun için biz e, kendi adımıza bu kararları veremeyiz. Burada Ubeydullah en azından bu noktada bir e, pozisyonu bakımından doğru bir pozisyonda değil gibi görünüyor. Hazreti Osman bu meseleyi nasıl e, çözdü? E, hocam e, tabi e, Ubeydullah'ın yapmış olduğu bu tepki esasında cahiliye dönemi adete desek yeridir. Yani Allah Resulü'nün sonrasında Hazreti Ebubekir'in özellikle Hazreti Ömer'in kurmaya çalışmış olduğu sistem esasında tam da bunun ilgasıdır. Yani bir problem varsa bu problem e, işte Hazreti Ömer döneminde adalet anlayışını anlatırken dedik ki yani Hazreti Ömer kadı sistemini inşa etti. Yani... E, valinin yetişemeyeceği veya valinin e, o, o yetki alanlarını e, ayırmak suretiyle tam anlamıyla orada hukuku sağlayabilmek adına ayrı bir yapı e, ihsas etti demiştik. Şimdi e, Hazret Ömer'in bu kadar hassas olduğu bir yerde oğluyla imtihanı diyebiliriz. Şimdi bu işin bir yönü. Diğer yönün neresinden bakarsanız bakın tabii kaynaklarda biraz abartılı kısım da vardır. Yani e, e, Ubeydullah'ın bununla yetinmeyip kılıcıyla şehirde şöyle birkaç tur daha atıp e, kölelere yönelik ciddi bir e, yabancılara yönelik ciddi bir tehditle e, şehirde dolaştığı, Amr bin As'ın onu sakinleştirdiği hatta Saad bin Ebu Bakkasın evinde ancak onu e, oturtarak, gizleyerek teskin ettiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla tam bir nasıl diyelim belki hani kelime tam karşılamayacak ama cinnet hali yani babasını, burada anlayabiliyoruz evet yani bir babanın olmasına <laughs> bir tepki göstermesi e, sizin hani, vurgunuz şu açıdan önemli yani e, belki hani e, programın ilk kısmında konuştuk ama yani Ubeydullah bu tepkiye sevk eden sebep Abdurrahman bin Ebu Bekir'in e, anlatmış olduğu yani babanın cinayetinde ee, esasında Ebu Lule tek başına değildi. Bu bir planlı işti. İşte bunlardan birisi figür tamamlanıyor. Hürmüzan Sasani komutanıydı. Ee, diğerinde de baktığımız zaman Hristiyan köle. Şimdi bu ruh haliyle ki e, hani iki kardeşi ka kıyasladığımız zaman e, şeyle e, Ubeydullah'la Abdullah'a kıyasladığımız zaman taban taban azıt. Ubeydullah tipik bir Hazreti Ömer esasında. Yani böyle e, hani pehlivan, savaşçı dediğimiz bir yapı. Ve heyecana kapılıp adeta Medine'nin Medine'de terör estirdiğini görüyoruz. Şimdi asıl soru veya asıl üzerinde düşünülmesi gereken nokta şu: Hazreti Osman koltuğa oturdu ve ilk meselesi böyle bir mesele. Yani burada bir ihlal var ve bu ihlal nasıl anlaşılacak, nasıl çözümlenecek? Bir bakıma Hazreti Osman'ın da kendi imtihanı. Şimdi e, Hazreti e, Ömer en yakınlarından birisi Hazreti Osman'ın ve oğlunun böyle bir şeyi yapması var. Ve bu bir tarafta da başta Hazreti Ali'nin çekmiş olduğu bir sahabi grubu var. E, ciddi anlamda Ubeydullah'ın cezalandırılmasını istiyor. Çünkü evet. e, sizin işaret ettiğiniz yani burada haklı da olmuş olsa bireylerin kendi başlarına işleri çözmeye başlamış olması... Toplumda düzen dediğimiz şeyi ortadan kaldıracaktır. O zaman gücü yetenin istediği her şeyi yapabileceği yeni bir sistem inşası anlamına gelecektir ki bu İslamiyetin e, kesinlikle kabul etmedi etmeyeceği bir şey. Şimdi e, Hazret Osman e, burada tabi zor bir süreçle karşı karşıyadır. Burada tabi Amr da ortamı sakinleştirebilecek. Bir bakıma Ubeydullah'ın bu işi yapmasına e, sebebiyet verecek duygusal ortamı tarif ediyor. E, yani biraz hani o babanın oğlu olması sebebiyle bu işi yaptığını, e, bunu masum göstermek için değil. E, şimdi ailenin e, böyle bir acısı varken tekrar e, Ubeydullah'ın da cezalandırılmasının başka sıkıntılara doğabileceğini söylemiş oluyor. Buna vurgu yapmış oluyor. Diğer taraftan biraz önce de işaret ettiğimiz Hazreti Ali'nin başını çektiği sahabiler de burada bir hak ihlali olduğunu, en önemlisi de Hürmüza'nın Müslüman olduğunu ve bir Müslümanın gerekçesi ne olursa olsun burada katledildiğini ve bundan dolayı kısas yapılması gerektiğini söylüyor. İş Hazreti Osman'a havale edilince Hazreti Osman diyor ki Evet. E, yani burada e, doğru olmayan bir iş yapıldı. E, bu e, Hürmüzah'ın öldürmekle devletin görev alanına müdahale edildiğini söylemiş oluyor. Yani bundan dolayı devlete karşı suç işlediğini yani Hazreti Osman diyor ki ben Ubeydullah'ı Hazreti Ali gibi kısasla cezalandırmayacağım. Ama bu Ubeydullah'ın yapmış olduğu işin e, doğru olduğu anlamına da gelmez diyor. Şimdi ee, onu ayırabilmek için de diyor ki e, çözümü de şöyle buluyor e, suikast işine buluşan Hürmüzah'ın öldürmek e, veya Hürmüzah'ın meselesini eğer bu işe bulaştıysa takip etmek devletin göreviydi. E, Ubeydullah burada o sorumluluğu kendini devletin yerine koymak suretiyle e, o alana müdahale etti bundan dolayı da devlete karşı bir suç işledi. Şimdi devlet başkanı sıfatıyla da ben bu suçu cezalandırma ve affetme yetkisine sahibim. Tazir, Biraz, tazir cezası evet, gerektiren evet, bir suç işlediğini evet, ifade e, etmiş oluyor. Ve bu suçun e, bağışlanması söz konusuysa devlet başkanının karar vereceğini kendi yetkisini de böylece hukuki anlamda delillendirmiş oluyor. Ee, öyle gözüküyor ki Amr binasının özellikle o biraz önce yapmış olduğumuz açıklama yani Ubeydullah'ın bu işe e, gidişindeki psikolojik süreci de görmek suretiyle Hazreti Osman e, Ubeydullah beklentinin aksine veya beklentiler e, bazı sahabilerdeki beklentiler kısa şeklindeydi. Onun yerine biraz önce de işaret ettiğimiz o devlete karşı bir suç işledi ve devlet başkanı sıfatıyla da ben, Ubeydullah'ı affettim. Kısastan affettim. E, Hürmüza'nın da e, bir Müslümandı. Dolayısıyla onun e, diyeti söz konusuydu. Akrabalarına da diyetin ödemesini e, kararlaştırmış oluyor. Burada şimdi, şöyle ha. bir şey var hocam. E, şimdi bir katil e, suçu ortaya çıktığında İslam hukukuna <laughs> göre katilin e, amden suçu yani kasti olarak işlediği tespit edilirse ona e, kısas cezası verilmesi mümkün. Evet. Kısas yerine diyet te hükmedilmesi de mümkün. mümkün. Bu seçenekler var. Affedilmesi de mümkün. mümkün. Ama bütün bu kararları maktulün yakınları veriyor. Evet. ...kasti bir öldürme olursa... ...eğer öldürme kasti değilse... ...buna tabii hakim karar verecek... ...öldürmenin kasti olmadığı tespit edilirse yahut da... E, ...tahrik edici unsurlar varsa... ...öldürmeye sebep... ...bir takım gelişmeler olmuş ise... ...ve bunlar hakim tarafından gerekçe olarak kabul edilmiş ise o zaman... Kısas düşer, ikinci hükümden başlar. Değil mi? Evet. evet. Ee, diyete hükmedilebilir Hı -hı. veyahut da affedilebilir. Bu, bu seçenekler var. Dolayısıyla burada Hazreti Osman bu meseleyi alırken bütün bu seçenekleri, bu ihtimalleri e, dikkate alıyor olmalı. Burada tahrik edici bir unsur, bir kuşku var bir evet. kere. Yani Hürmüzan'ın suçsuz olduğu kesin olarak bilinmiyor. Evet. Suçlu olduğu da kesin olarak bilinmiyor. Hazreti Osman'ın Hazreti Osman halife olduğunda önüne geliyor bu mesele ama sürecin içerisinde zaten. Evet. Ne olduğunu görüyor. Bir halife Hazreti Ömer suikaste maruz kalmış. Bir taraftan ölüm döşeğinde oğlu başka bir iş yapmış. O da bir suçlu <laughs> mazlum olarak önüne getiriliyor halife olduğunda. Tabi bu, bütün, bütün bu şartları bu seçenekleri dikkate alarak işte e, aile eğer bu çocukta da öldürülürse kısas edilirse büyük bir yıkım yaşar e, düşüncesi hem, de e, hem o, hem sosyolojik de toplumda, zemini var evet, yani burada. hem o hocam hem o yani e, hem eee özellikle o bu süreçte aktif olarak bu pozisyonu yüklediğini görüyoruz hem de toplumda e, bunu şimdi e, hani neresinden baksanız hep problemli affetseniz de yani şöyle söyleyelim Tersi olsaydı, e, biz bunları sevmiyoruz ama yani Hazreti Osman e, affetmeyip kısas uygulamış olsaydı emin olun biraz önce söylemiş olduğumuz teorileri de e, ortaya koymuş olacaktık. Yani halife olarak bu durumu görmeyip e, doğrudan zahirle amel etmiş olması Hazreti Osman için Hazreti Osman'a uygun olmadı e, şeklinde yorumlar yapılabilecekti. Dolayısıyla çok zor Doğru. bir karar çünkü Medine toplumu şimdi e, biz tabi anlatırken zorlanıyoruz. Yani Hazreti Ömer figürü ya bugün e, birçok olayın örnek sembol ismi olarak e, önümüzde e, çok güçlü bir figür. Şimdi böylesine güçlü bir figürün Medine'de ansızın şehit edilmiş olması e, çok kabul edilebilir bir durum değil. Yani etkisini dikkate aldığımız zaman. Dolayısıyla oğlunun ee, bu Yani bu babanın gücü altında yetişen oğlunun yapıp ettiklerini de her iki açıdan da şimdi cezalandırmadığınızda bu sefer güce boyun eğdi. Cezalandırdığınızda da başka problemler olacak. Hazreti Osman'ın çözüm noktasında da e, ben özellikle bu hususa yani o yaşın getirdiği tecrübe olarak görmüş oluyorum. Yani e, cezalandırabilir miydi? Evet cezalandırabilirdi. E, ama e, cezalandırmanın şeklini değiştirmiş oldu. Cezalandırmadı değil. Cezanın yani kısas cezasının şeklini değiştirmiş oldu. E, diyet evet, evet. Evet. suretiyle yine aslında e, burada Ceza, hukuk, hukuk içerisinde evet. bir karar vermiş oldu ve bu meseleyi çözdü. Fakat Hazreti Ali farklı bir evet. iştihada sahipti. Bunlar da her zaman olabilecek durumlar. Bugün bile bir mahkemeye gittiğinizde, He, hakimler heyeti içerisinde farklı görüşlerde e, hocam, bulunanlar olabilir. E, görüşlerini yazılı olarak kararlara ekleyebiliyorlar. Hocam hatırlayalım. Yani Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer şöyle hani diyoruz ya hep dip dibeydiler. Ama bazen e, öyle olaylar oluyordu ki işte Halit bin, bin Velid'in e, o e, Malik bin Nüveyre meselesini anlatırken şu cümle önemlidir. Yani kaynaklarda Hazreti Ömer'in ağzından dökülür. Hz. Hazreti Ömer, Hz. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e sitem eder. Ey halife, kılıcında kan ve şahibi olan bir adamı görevinde nasıl tutarsın? Yani nasıl bunu cezalandırmasın? Cezalandırıyor. Bu işte, yani Hz. Ebu Bekir onun suçsuz olduğunu söylemiyor o zaman. Yani e, bakış açısı olarak, yönetim şekli olarak o sorumluluğu kendisi üstlenmiş oluyor. Yoksa hata burada da e, hatasız demiyor. Sadece onun o psikolojik sürecini, e, anlamaya çalışıyor. Sizin de işaret ettiğiniz gibi yani e, hukuk sadece kağıtta yazılı olan değil, hakim bazen duygusunu ortaya koyuyor e, veya bazen olayların seyrinde öngöremediği, tahmin edemediği başka şeyleri görmüş oluyor ve ona göre şekillenmiş oluyor. E, Hazreti Ömer dönemi konusu işlendiğinde daha çok fetihler üzerinde duruluyor. Fetihler üzerinde biz de çok durduk. Sanki bu noktada Hazreti Osman döneminde yapılanlar, ihmal ediliyor evet, gibi. Evet. Hakikaten Hazreti Osman döneminde de önemli başarılar var. Ve Hazreti Peygamber döneminde başlayan süreç benzer bir mantıkla Hazreti Osman döneminde de devam etmiş. Fakat fethedilen bölgeler biraz daha farklı. Artık o birinci kademede e, Müslümanların ilgi alanında olan bölgelerin daha uzağına gidilmiş oluyor. Burada Hazreti Osman'ın fütuhat sürecini ele aldığımızda iki boyutlu bir mesele ortaya çıkıyor. Birincisi fethettiği yeni bölgeler. ikincisi eskiden fethedilen ve sorun yaşayan bölgelerde İslam'ın hakimiyetini sağlamlaştırmak. Bu boyutlarıyla farklı. Bir başka açıdan bakıldığı zaman da Hazreti Osman hem karadan yürüyor hem de, hem de denizden. denizden yürüyor. Bir de böyle bir boyut evet, var. Evet. Bu deniz boyutu da ayrıca üzerinde konuşulması gerekir. Yani Müslümanlar Hazreti Osman dönemine geldiğinde artık aslında Allah Resulü'nün vefatının üzerinden on, 15 o, sene geçmiş. Evet, onu diyecektim. Yani on, 15-20 sene 15 sonra. 15 yıl geçmeden. Evet, evet. Yani bir donanma oluşturuyorlar. Bizans'ı bir Akdeniz'de Bizans Devleti'nin hakimiyeti var. Adeta Akdeniz'i bir Bizans gölü haline getirmiş olan Bizans Devleti, Doğu Roma İmparatorluğu Doğu Akdeniz'i kaybediyor. Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde bu pekişiyor ve Müslümanlar aslında geldikleri coğrafya itibariyle baktığımızda denizcilik kültürleri çok zayıf olmasına rağmen kısa zaman içerisinde bu açıklarını tolere ediyorlar. Fetihler yapıyorlar, deniz savaşları yapıyorlar. Zat ı sevari savaşı bu bakımdan evet. önemli. Biraz fütuhat'a bakarsak, önce e, isterseniz fethedilen yeni bölgelere evet. bakalım. Evet, birkaç daha sonra şey daha zaten. Deniz denizdeki başarılara değinelim. Ee, sadece küçük birkaç ilave yapmış olayım. Yani dediğiniz nokta hakikaten önemli. Hatta e, işin ihmal boyutunu ortaya koyması adına şu cümleyi kurmak herhalde yanlış olmaz. Hulefay Raşid'in döneminin en geniş sınırları Hazreti Osman dönemine gerçekleşecektir. Ama bununla birlikte sanki biz Hazreti Osman dönemini yani 6 ay veya 7 ay yaşanmış ve bir muhasara ve sonunda hiç hoşlanmadığımız ve bizi üzen bir şehit olma süreciyle tamamlandığını düşünüyoruz. Tabii bu ee, Hz. Osman döneminde yaşanan, bizim de e, programlarımızda konuşacağımız o problemlerin e, bugün de konuştuğumuz pek çok meselenin başlangıç noktası sayıldığı için Hz. Osman döneminde yapılan e, güzel örneklerin ihmaline neden oluyor. Veya Hz. Osman dönemini e, anlamak istediğimiz veya vurgulamak istediğimiz hususlar neyse ona sınırlandırmış oluyor. E, bu açıdan baktığımızda fetihler kısmı özellikle denizle ilgili yapılan adımlar Müslüman camianın Müslüman dünyanın Hazreti Osman'ın zihin dünyasının nerelere kadar ulaştığını görmemiz açısından gerçekten çok kıymetli ve üzerine düşünmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in çizdiği bir hedef var demiştik. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer bunu önemli ölçüde gerçekleştirdi. Bu hedefin temelinde iki büyük imparatorluk vardı. Bizans, hatırlayalım yeniden Bizans ve Sasaniler. Hz Osman döneminde de esasında aynı şey devam etmiş oldu. Özetle baktığımız zaman Sasaniler, Hazreti Ömer'in Nihavend Savaşı ile beraber, yani Kadisiye ve sonrasında gerçekleşecek Nihavent zaferiyle beraber Irak İran bölgesini terk ettiğini yukarı işte bugünkü İran, Azerbaycan ve işte Orta Asya'ya doğru çekilmek zorunda kaldıklarını görmüştük. Şimdi Hazreti Osman bu fethi kaldığı yerden devam ettirmiş ve kendi döneminde de İran'ın bu anlamda fethinin tamamlandığını Azerbaycan ve Horasan işlerine kadar Müslümanların e, ilerlediğini görüyoruz. Horasan bölgesinde İslam'ın evet, istikrar bulması, bu anet, oraya hakim olması önem arz ediyor. Şimdi bu hakikaten e, çok çok önemli. Yani e, Müslümanlar sadece bölgeyi hocam e, almıyorlar. Yani bölgede İslamlaşma, bugün de konuştuğumuz e, o bölgedeki pek çok e, değerli yapının e, tarihlerini, e, hikayesini o döneme kadar götürebiliyoruz. Yani Dolayısıyla Hazreti Osman döneminde özellikle bu fetih vurgusunu da vurgulamak gerekiyor, söylemek gerekiyor. Son iki yıla kadar aşağı yukarı yani 12 yıllık iktidarının son iki yılına kadar Müslümanlar ciddi anlamda fetihlere devam etmiş oluyor. Hatta bu söylediğimizi teyit için şunu hatırlatmak yerinde olacaktır. Sonrasında biz Hazreti Osman'ın o şehadetinden, e, ta Emevilerin kuruluşuna kadar esasında hep böyle bir kargaşayla e, süreci anlatmış olacağız maalesef. E, ama tarihte bunlar birer olgu, biz de olguyu anlatmış olacağız. Şimdi bütün bu problemler devam ederken düşmanlarının sabit olmasına rağmen o bölgeler yine sizlerin elinde olmaya devam etmiştir. Bu esasında İslam fetihlerinin e, başta Hazreti e, Ömer'le beraber başlayan, yani o bölgeyi dikkate aldığımızda ama Hazreti Osman'ın da buradaki katkılarıyla beraber bütün problemlere rağmen birkaç istisnası elbette vardır ama bu coğrafyanın İslam sınırları içerisinde de her türlü merkezde her türlü problem olmuş olmasına rağmen İslam devleti İslam topraklarının sınırları içerisinde kalması açısından önemlidir. Hazreti Dol Ali döneminde bir iç savaş yaşanmış olmasına rağmen Evet. Müslümanlar toprak kaybetmedi. Evet hocam. Hatta o dönemde de Suhur bölgelerinde bugün e, uç bölgeleri diyoruz. O bölgelerde Müslümanlar e, fetih hareketleri evet, evet. yapıyorlardı veya e, sınırları korumak üzere gelebilecek saldırıları bertaraf edebilecek kuvvetleri bulunduruyorlardı. O dönemde bile bu devam evet, etmiştir. Evet, evet. Hazreti Osman döneminin e, doğu cephesinden bahsettiniz, Horasan bölgesinde burası daha çok Kufe merkezli olmak üzere e, yönetilen bir coğrafya ve e, gayrimüslim nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge. Zaman zaman da problemler yaşanıyor. Hazreti Osman bu bölgeye hakim oluyor. Kuzey e, bölgelerinde fetihler devam ediyor. Ama batıya baktığımız zaman Mısır'ın batı kısmı İfrikiye bölgesi evet. Mısır'ın artık e, Akdeniz'in e, sahilleri evet. genişlemek üzere Hazreti Osman döneminde fethediliyor. Bu, burada iki önemli şahsiyet ortaya çıkıyor. Birisi Mısır valisi Abdullah bin Sad bin Ebiser. Onun e, bölgede faaliyetleri var. Mısır, Mısır'dan Ama bin hariçte, görevden alınıyor, yerini o Görevden alındıktan sonra e, yönetimi... Halkı çok memnun eden başarılı bir yönetim değil ama bu fetihler, evet. önemli adımlar atıyor. Daha sonra Ukbe bin Nafi'nin İfrikiye <laughs> bölgesi. Bugün İfrikiye'yi Afrika <laughs> şeklinde bütün kıta için kullanıyoruz ama o dönemde Tunus Turist ve, ve Cezayir'in evet. bir kısmının evet. Libya'nın olduğu evet. bir bölge yani. Bir bölge olarak isimlendiriliyor İfrikiye. Buralarda Müslümanlar fetihler yapıyorlar. Berberilerle karşılaşıyorlar. Onlara İslam'ı ulaştırıyorlar. Bu dönemdeki fetihler de önemli. Yine Nil Vadisi'nden hocam yani daha önce Hazreti Ömer döneminde yukarıda kalan şey Nil Vadisi'nin doğrultusunda güneye doğru Nube Kısmına doğru. Lübya tarafı, evet, Lübya tarafı. Evet. Aşağıya doğru da fetihlerin devam ettiğini. Yani e, Hazreti Osman'ın e, o a, halife seçilmesindeki süreçteki söylediği sihirli cümleye tekrar bakacak olursak, hani soru şuydu ya, sizden önceki halifelerin uygulamaları konusunda ne dersiniz, bunları takip eder misiniz dediğinde, evet takip ederim sözünün esasında tam karşılığını görmüş oluyoruz. Yani... Burada e, Hazreti evet Hazreti Ömer'in başarısı vesairesi var ama Hazreti Osman'ın da bu fethi e, buna inanmış olması e, şunu söylemiştik biraz önce. Mesela e, Amr bin As'ın bölgeye gönderilmesini istememişti. E, Hazreti Osman Hazreti Ömer bunu istişare ettiği zaman gitmese yani kanaatini gitmese noktasına söylemişti ama kendisi güvenmişti. Kendisi bu bölgedeki fetihlere devam etmişti ki e, Şimdi herhalde hocam deniz kısmına Notlarınıza bakınca ben evet. aklıma dedim ki yani denizi herhalde bugün anlatmazsak çok eksik kalır. Ee... Denizden bahsetmek lazım. Ee, Kıbrıs adasını evet. tabii tabi bu en başta. Kıbrıs bugünkü Kıbrıs. Yani, yani evet, bugün Kıbrıs her. Kıbrıs... Evet. bugünkü Kıbrıs. Her zaman önemliydi. O zaman da stratejik bir boyutu vardı. Ee, Muaviye bin Ebi Süfyan Şam bölgesi valisi, Hazreti Ömer döneminde. Düburus'un e, öneminin farkındaydı ve buranın fethedilmesi gerektiğini Hazreti Ömer'e yazdı. Hatta e, burada bir ada var, adada öten horozların sesi sahilden duyuluyor. Bu yakınlığa ve tehlikeye işaret olarak ifade edilen e, belki bir deyim veya bir e, vurgu olarak ifade e, belirtilebilir. Bunu ilettikten sonra izin talep ediyor. Fakat Hazreti Ömer e, deniz yolculuğun su üzerinde yolculuk yapmanın tehlikelerini biliyor. En azından o kültüre su, suya alerjisi var. Çok vakıf değil, evet. <laughs> evet. E, hilafetin başında meydana gelen Köprü Savaşı'nda evet. suda boğularak şehit olan Müslümanlar var. Bir de tabi sorumluluk makamında olduğu için risk e, hesabı yapmak durumunda. Evet. Bu durumu Amr ibn As'a yazıyor. Amr ibn As'ın görüşünü soruyor. Amr ibn As o zaman Mısır valisi. Muaviye'nin e, kendisine yaptığı teklifin artılarını, eksilerini hesap edecek. Amr ibn As da edebi bir tasvirle su üzerinde yolculuk yapanın durumunu anlatıyor. Eğer diyor deniz durgun olursa insanın içini karamsarlık kaplar. <laughs> Çünkü nereye bakarsanız suyu görürsünüz. Evet. Eğer deniz dalgalanmaya başlarsa insanın aklı başından gider. Denizin üzerindeki bir insan yaprağın üzerindeki bir böcek gibidir. gibidir. Veya bir tırtıl gibidir evet. diyor. Ne zaman nereden bir rüzgar eseceğini ve başına neler geleceğini bilemezsiniz. Bilemez. Bu e, tasviri dinledikten sonra Hazreti <laughs> Ömer Allah'a yemin olsun ki hiçbir Müslüman'ı böyle bir tehlike atmam diyor evet. ve buna izin vermiyor. Fakat şimdi devletiniz yönettiğiniz yer, bulunduğunuz konum, bu noktada bir adım atmanızı gerektirecek. Evet. Hazreti Ömer bunun kendi döneminde olmasını istemiyor, İzin vermiyor. Fakat Muaviye daha sonra ee, muhtemelen 27. yılda, bazı rivayetlerde daha geç. 28, olmak üzere, evet. 28-30 evet. e, olarak zikredenler de var. Sanki Kıbrıs birkaç defa Müslümanlar tarafından ziyaret edilmiş. Evet. Bu tarihlerin farklı olmasının bir sebebi de bu. Evet. Belki tamamını izah etmiyorum e, söylediğim ama bir sebep de bu. Muaviye tekrar izin istiyor. Hazreti Osman bir takım şartlarla evet. buna izin veriyor. Bu şartlar esasında e, Hazreti Osman'ın belki o şarta geçmeden önce e, şuna vurgu yapmak gerekiyor. Şimdi Bizans'ı siz karada e, hapsetti, karada mağlup ettiniz ve işi çözdünüz. Ama deniz kısmını halletmezseniz karada almış olduğunuz başarının geçici bir başarı olduğunu Muaviye bin Ebu Sufyan farkında. Hazreti Osman'ı bu açıdan ikna ediyor. Hazreti Osman da şartını şöyle söylüyor. E, hiç kimseyi sefere zorlamayacaksınız. Yani tamamen gönüllülük esasıyla beraber Kıbrıs'a sefere izin vermiş oluyor. Yani Hazreti e, baktığımızda o sorumluluk halife olarak o sorumluluğu yine kendisi üstleniyor ama bunu şarta bağlamış oluyor. Ve bu şekilde bir ordu oluşuyor. Sahabilerden bazıları da. Gönüllülerden şey, oluşan. Gönüllülerden bu. oluşan. Sahabilerden bazıları da katılıyor. İşte e, bizim bugün e, sıklıkla konuştuğumuz Ubade bin Sabit ve hanımı Ümmü Haram. Ee, o orada Hala sultan olarak bilinen Ümmü Haram e, Binti Milhan'da e, gönüllüler arasında yer alıyor. Tabi e, Muaviye bin Ubus, Ebu Sufyan'ın yönlendirmesiyle beraber o sırada Mısır valisi de e, amr görevden alınmıştır. Abdullah bin Saad bin Ebu Serhi de bu sefere iştirak ediyor ve Müslümanlar e, zannedildiği yani düşünüldüğünün farklı olarak çok bir zorlukla kat, e, karşılaşmadan Kıbrıs'ı kuşatıyorlar ve bir vergi ödemesi karşılığında ciddi bir vergi o vergi karşılığında da Kıbrıs alınmış oluyor. Burada sadece bir şey olarak anlaşma yapıldıktan sonra sefer tamamlandıktan sonra karaya çıkarken Ümmü Haram bineğinden düşerek vefat ediyor ve buraya defnediliyor. Bugün de işte Larnaka'da Hala Sultan Tekkesi adıyla bilinen yerin hikayesini de buna dayanmaktadır. Dolayısıyla böylece Kıbrıs deniz noktasında da ilk adım gerçekleşmiş oluyor Kıbrıs'ın fethiyle. Müslümanların önemli bir ziyaretgahı Kıbrıs'ta Hala Sultan'ın e, türbesi. E, orada vefat ediyor. Yaşı 80'i aşmış. Hala Sultan denmesinin sebebi de e, Allah Resulü'nün büyük ninesi evet. Selman'ın kabilesinden evet. olmasıdır muhtemelen. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza e, sağlık. İstanbul'da Değerli hocam. izleyicilerimiz, bugün e, Hazreti Ömer'in şehadetini ve Hazreti Osman'ın hilafete hilafetten önceki hayatını hilafete gelişini ve dönemdeki fetihleri bir genel çerçeve içerisinde arz etmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşmak üzere Allah'a emanet olun.